Merhabalar efendim, hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Biliyorum hafta sonları sıkılıyorsunuz, 48 saat boyunca evlerinizden çıkamıyorsunuz. Keza hafta içi de 9'dan sonra yasaklar başlıyor. Evet, bu dönemi atlatacağız, hep birlikte atlatacağız. Bizler de sizleri mutlu etmek, sizlere motivasyon kazandırmak amacıyla programlarımızda daha olumlu konuları ele almaya çalışıyoruz. Örneğin bugün çok muhteşem bir başarı hikayesiyle başlayacağız. Kulaklarınıza, gözlerinize inanamayacaksınız. Ardından deprem diyeceğiz sevgili seyirciler. Çünkü depremi unutmalı, unutmamalı, unutturmamalıyız diyoruz. Ve programımızın sonunda da Türkiye'de özellikle İstanbul'da sanat faaliyetleri küresel salgına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Size çok hoş haberler aktaracağız. Bunların hepsi az sonra Şebnem Yiğit'le hafta sonunda. Deprem anında alınması gereken önlemler nelerdir? İzmir depreminin yaraları sarılabildi mi? Bu sorulara Akut Tıbbi Lojistik Sorumlusu Ali Rıza Şahin, Şebnem Yiğit'le hafta sonunda cevap veriyor. Az sonra. İstanbul'daki ilk dijital sanat etkinliği olan Dünya'ya İstanbul'dan umut dolu mesajlar vermek amacıyla gerçekleştirilen İstanbul The Lights'ın çalışma süreçlerini küratörleri Esra Özkan ve Ayça Okay'dan Şebnem Yiğit'le hafta sonunda dinliyoruz. Az sonra. Ve sevgili seyirciler, şimdi bir başarı hikayesini sizlere aktarmanın mutluluğu içerisindeyim. Gerçekten de özellikle kadınların başarısı söz konusu olunca ben biraz daha heyecanlanıyorum galiba. Sizleri Amerika'ya götüreceğiz şimdi. Amerika'dan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Gizem Şalcıgil ile buluşacağız. Bakalım Gizem Şalcıgil. Aslında onu Turkish Cafe Lady diye biliyorlar. Bakalım tanıyanlarınız olacak mı? Ama o kendisini bizlere anlatacak başarı hikayesini KRT ekranlarından siz değerli izleyenlerimizle paylaşacak. Merhabalar Gizem Hanım. Merhaba Şebnem Hanımcığım, nasılsınız? Çok iyiyim. Sizinle buluştuğum için o kadar mutluyum ki. Şimdi şöyle bir şey var, siz de biliyorsunuz tüm dünyada bu küresel salgın dolayısıyla hepimizin morali zaman zaman bozulabiliyor. Negatif düşünceler kafamızı sarıyor ve hayattan zevk almamaya başlıyoruz. Bu mudur ya diyoruz ama sizin gibi hikayeler, başarı hikayeleri bana gelince inanın ben yeniden bir canlanıyorum ve izleyenlerimizle paylaşmak için dakikaları, saniyeleri sayıyorum. Öncelikle iyi ki kabul ettiniz programımıza katılmayı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Şimdi Gizem Hanım, sizin hikayeniz çok uzun bir yolculuk aslında. Ben ilk önce doğru söyledim mi? Turkish Cafe Lady diyorlar değil mi size? Markanız da evet, bu doğru. Zaten. Reklama girmesin diyeceğim ama zaten sizi böyle anmaya başladıkları için galiba siz de markalaştırdınız bu deyimi diyeceğim. Peki. Çok doğru. Siz yurt dışında galiba özellikle Amerika başta olmak üzere Türk kahvesinin Türk kahvesi olarak bilinmemesinden yola çıkarak kahve işine girdiniz. Türk kahvesini biz neden Türk kahvesi olarak bilmiyoruz? Yani işte Afrika'dan geldiği biliniyor birçok yerden. Aslında belki de doğrusunu siz araştırıp buldunuz. Hadi bunu bir izleyenlerimizle paylaşalım lütfen. Tabii ki. Şebnem Hanımcığım, Türk kahvesi 500 yıllık bir Türk markası. Çok önemli bir kültürel mirasımız. Aslında dünyanın da ilk kahve pişirme yöntemi. Fakat ne yazık ki biz toplum olarak bu kültürel değerimize çok sahip çıkmıyoruz. Bu nedenle dünya yayılması konusunda gerekli stratejik altyapı çalışmalarını yapmamamızdan dolayı şu anda kültürümüz ve tabii ki kahvemiz yeterince tüketilmiyor yurt dışında. Tabii benim çıkış noktam aslında tamamen kültürel diplomasi odaklıydı. Ben yurt dışında yüksek lisans yaparken Türkiye'nin hiç tanınmadığını aslında fark ettim ve Amerikalıların kahveyi çok sevdiğini görüp bizim de bu kadar önemli bir kahve kültürümüz olduğunu göz önüne alarak kahve seven toplumları birleştirmek adına yola çıktım sene 2009'da. Aslında amacımız ilk başta bir dijital kahve evi yaratmaktı ve bunu da hayata geçirdikten sonra çok başarılı oldu. Türkiye'yi daha iyi tanıtalım, insanlar Türkiye'yi ziyaret edince orada yaşadıkları deneyimleri paylaşabilsin diye bir online portal kurduk aslında. İki sene boyunca çok güzel giden bu portal daha sonra etkinlik serisine dönüştü. Çünkü insanlar kahveyi içmek istiyordu, karşılıklı deneyimlemek istiyordu.
Bu halktan halka iletişim çok önemli. Hem ülke markalaşma sürecinde hem kültürlerin tanıtımı süresince. Dolayısıyla Washington Büyükelçiliğimizin desteğiyle önce büyük bir etkinlik gerçekleştirdik. Türk kahvesi seminerleri başlattık. O kadar çok ilgi gördük ki aynısını New York'a taşıdık. New York'taki Türk evinde de gerçekleştirdik. Ve ilgiyi görünce hem yerel basından hem Amerikan toplumunda o dönem çok popüler olan yemek araçları bizi aslında şöyle düşündürdü. Neden dedik kültürümüzü bu yemek araçları sayesinde tanıtmıyoruz? Ve baktık ki Amerikalılar dünya mutfaklarını bu araçlar sayesinde deneyimliyor. Ve Türkiye'nin tabii ki görsellerinin olduğu büyük bir araç yapınca ve Türk kahvesi ikram etmeye başlayınca bu projeyle çok çok güzel bir dönüş aldık. Sene 2012 Mayıs ayında yola çıktık Washington'dan Baltimore'a, Baltimore'dan New York'a, New York'tan New Haven, Connecticut ve en son Boston'a kadar çıktık. Gizem burada Hanım, burada araya girme ihtiyacı hissettim çünkü orayı çok hızlı geçtiniz. Oysa tamam. O çok zor bir iş. Yani sevgili seyirciler, kocaman tırlar düşünün değil mi Gizem Hanım? O tırlar üzeri tabii resimlerle kaplanıyor, içi bir kafeye dönüştürülüyor, servis yapılmak üzere ve bu tırların birinde de siz vardınız değil mi? Böyle bir yolculuk hikayesi bu aslında ilk başlangıçta, evet, 2012'de. Haklısınız, çok zor bir süreç, çok zor bir süreç çünkü burada bu tür organizasyonları yapmak kolay değil, birçok izin gerektiriyor. Hem içecek, yiyecek dağıtımı adına olsun, park izinleri olsun, orada görev alacak gönüllerin koordinasyonu olsun, haklısınız. Kolay değildi ama aldığımız dönüşler o kadar güzeldi ki biz hiç yorgunluğunu hissetmedik. Peki bunun zorluğu, yani tabii kolay değildi dediniz ama bir de bir kadın olarak bunu ben aslında tabii ayrımcılık olarak da söylemek istemiyorum. Hani kadınlar zayıftır, güçsüzdür, bunu asla kabul etmiyorum ve bu sayıkla söylemiyorum ama yine de bir kadın olarak bu yolculukta yalnız mıydınız? Ekibinizde kimler vardı? Örneğin gündüz çalışıp gece yine bu tırların içerisinde mi uyuyordunuz? Ne kadar sürdü bu yolculuk? Yani benim çok dikkatimi çekti bu. Belki bunu anlatmanız genç kızlarımıza, kadınlarımıza güç verecektir. Neler başarmış, biz de yapabiliriz diyeceklerdir. Haklısınız. Şöyle, Şebnem Hanımcığım, burada Türk kahvesine gönül vermiş çok güzel, çok değerli vatansever arkadaşlarımız var. Zaten derneklerimiz burada inanılmaz yoğun bir şekilde bir gönüllü ordusuyla çalışıyorlar. Benim de şansım buydu aslında. Ben de Türk-Amerikan toplumunda çok aktif bir şekilde görev aldığım için bu derneklerin desteğiyle zaten hayata geçti proje aslında. Hepimiz gönüllüydük. Tabii gönüllüler genelde ziyaret ettiğimiz yerlerden bize katıldıkları için konaklama anlamında çok bir sıkıntı yaşamadık ama tabii ilk defa yapılan bir projeydi. Festivallere gidiyorduk, açılışlara gidiyorduk, Amerikan Kongresi'ne, Dünya Bankası'na. Yani sadece araçla olan bir faaliyet değildi. Çok farklı yerlerde de Türk kahvemizi ikram ettik ve sevdirdik. Dediğim gibi burada gönül vermiş, Türkiye'nin tanıtımı için çabalayan çok değerli gönüllü Türk-Amerikan toplumuyla yaptık bu projeyi. Gizem Hanım, sizin bir diğer ilginç yanınız da tamam girişimci bir ruhsunuz ama aynı zamanda da çok kararlısınız. Beyaz Saray'a kadar gittiniz. Kahveniz doğru, orada. Doğru. Onun hikayesini de anlatır mısınız? Çünkü ondan sonradır ki herhalde bir Dünya Türk Kahvesi Günü oldu değil mi? O hikaye de çok ilginç. Onu da paylaşalım lütfen. Tabii ki. Şöyle, tabii Beyaz Saray burada çok önemli bir sembol biliyorsunuz. Tabii içinde değil ama çevresinde bu tür tanıtım aktiviteleri yapabilmek hem medyanın hem de buradaki vatandaşların ilgisini çok çekiyor. Özellikle sadece Beyaz Saray değil, hemen yanındaki hükümet binasının çevresinde de aracımızla orada çalışanlara, Amerikalı görevlilere de Türk kahvesi servisi yaptık. Onun yanında birçok müze var, dünyaca ünlü Smithsonian müzeleri. O müzeleri ziyaret eden kişilere Türk kahvesini tattırdık. Tabii Dünya Bankası'nda daha farklıydı durum. Orada Türk kahvesi günü düzenliyorduk. Dolayısıyla ofislerin içinde yaptığımız bir etkinlikti. Bu uluslararası çalışmalar gerçekten çok önemli. Kültürleri birleştiriyor, kültürel köprüler kuruyor. İnsanların birbirini daha iyi anlamasına vesile oluyor. Bizim de çıkış noktamız buydu aslında.
Ve bu proje, Dünya Türk Kahvesi tabii günü çok önemli ama ona gelmeden şunu da aktarayım. Amerika'da çok büyük ilgi gördükten sonra tabii sosyal medyada da çok paylaşıldığı için birçok farklı ülkeden de bize davet geldi. Biz 2013 yılında Avrupa'daydık başka bir araçla, başka bir ekiple. Yine oradaki yerel derneklerin desteğiyle ve tabii ki Kültür Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımızın da destekleriyle. Sonrasında Hollanda, Belçika ve Fransa'da dolaştık aracımızla. 2016'da Kanada'daydık, Toronto'daydık ve bu proje her yıl büyüdü. Daha farklı bir anlam kazandı. İnsanlar dediğim gibi Türk kahvesini denemek için bize soruyorlardı. Ben nasıl evimde yapabilirim, nereden bulabilirim? Bunlar tabii bizim için çok güzel dönüşlerdi. Dünya Türk Kahvesi Günü'nün kutlanma sebebi bildiğiniz gibi 5 Aralık tarihinde Kültür Bakanlığımızın ve diğer değerli derneklerimizin çabalarıyla UNESCO listesinde insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak geçmesinden kaynaklanıyor. Biz bunu toplum olarak her sene kutluyoruz. Bu önemli kültürel mirasımızı yaşatmak için, gelecek nesleri taşımak için de bu kutlama çok önemli gerçekten. Her sene yapılması ve büyüyerek de devam etmesi. Bu nedenle biz de tabii pandemi sırasında kurduğumuz bir vakıf vardı. Bu bütün gönüllü çalışmalarımızın bir çatısı altında toplandı. Ve bu vakıf Washington Belediyesi'ne başvurdu. Ve belediye başkanımıza çok büyük bir etkinlik organize ettiğimizi, sanal ortamda hem Türkiye'den hem Amerika'dan akademisyenler, sanatçılar, yazarlarla ve tabii ki sektörün önde gelen isimleriyle bir kutlama yapacağımızı kendisine ilettik ve kendisini de bu kutlamaya davet ettik. O da bunun sonucunda bir beyanname yayınladı ve Dünya Türk Kahvesi Günü'nü ilk defa resmi olarak beyan etmiş oldu. Bu çok önemli bir milat Türk kahvesi için. Bunun inşallah devamını getireceğiz. Hem Amerika'daki diğer eyaletlerde hem de aynı zamanda diğer yurt dışındaki önemli temsilciliklerimiz sayesinde başlıca şehirlerde de inşallah kutlanmaya devam edecek. Şimdi izleyenlerimiz sizin paylaştığınız o görselleri, videoları, tanıtımları izliyorlar. Ama aslında sizin bence başarınız sadece Türk kahvesini dünyaya tanıtmak değil, tanıtırken Türk kültürünü de, hatta kahve kültürü bile değil. Ama benim şimdi soracağım soru özellikle dikkatimi çekti. Kahveyle yapılan tablolar var. Bayıldım, çalışmalar var. O çalışmayı kim yapıyor? Bahseder misiniz? Hatta bir programda ağırlamak da istiyorum sanatçımızı. Bayıldım ona. Yani siz sadece kahve değil, kahvenin kültürünü, hatta bizlerin bilmediği yönlerini yurt dışında tanıtarak aslında büyük bir hizmet gerçekleştiriyorsunuz. Çok teşekkürler. Şöyle, çok değerli bir sanatçımız var. Mikro sanat ustası, dehası. Sevgili Hasan Kale, kendisi kahve tervisiyle yeni bir iletişim dili yaratıyor aslında ve biz de kendisini Amerika'da ağırlama şansına sahip olduk 2019'da Eylül ayında başka bir Türk kahvesi kamyonu turunda. Hatta kamyonumuzun üstünde de terbiyeyle çizdiği görseller yer aldı. Tabii Hasan Bey bir aslında mikrosanat ustası, yani kahve çekirdeğinin üzerine bile bir İstanbul silüeti çizebilen inanılmaz bir yetenek. Bizim için de çok farklı bir aslında vizyon geliştirdi. Çünkü sanatla kahveyi birleştirmiş olduk. Tervin hikayesini anlatma şansımız oldu bu şekilde Amerikalılara. Dediğim gibi inanılmaz katkıları olan, hem bizim kültürümüzü kendi vizyonuyla farklı bir şekilde birleştirip dünyaya tanıtan çok önemli bir sanatçımız geldi. Bir de yine dikkatimi çeken, her kahve çeşidine Türkiye'nin çok önemli tarihi yerlerini, yörelerini isim olarak vermişsiniz. Bu nasıl güzel bir fikir. İlgi çekiyordur muhakkak ve oraya aslında bir anlamda turizm anlamında da oradan gelecek insanları teşvik edecek bir yöntem. Bunu nasıl akıl ettiniz? Allah aşkına bayıldım. Hem o görseller hem o isimler, biraz da ondan bahsedelim izleyenlerimize. Tabii ki. Şebnem Hanımcığım, benim alanım ülke markalaştırma ve kültürel diplomasi. O ürünler aslında bir 10 senelik altyapı çalışmasının, pazar araştırmasının, karşılıklı insanlarla kahve içip onların beklentini anlamanın sonucunda oluşmuş bir ürün serisi. Çok değerli benim için de.
Tabii Türkiye'nin kültürel bölgelerini tanıtmak benim her zaman zaten çok hani arzuladığım ve devam ettirdiğim bir misyon, ama bunu kahveyle birleştirme fikri pandemiyle beraber aslında ortaya çıktı. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden birçok insan yaşıyor. Çok uluslararası bir şehir Washington'da aynı zamanda. Dolayısıyla kahveyi yani bir şekilde iletişim aracı olarak aslında değerlendirebiliriz. Hem insanları bir araya getiriyor, sohbetleri pekiştiriyor, dostlukları pekiştiriyor. Hem de bir taraftan böyle bir eğlenceli tarafı da var. Ben Türk kahvesinin açıkçası Amerika'da çok potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Nedeni de şu, burada çok hızlı büyüyen bir gurme kahve trendi var. Zaten biliyorsunuz kahve sektörü inanılmaz büyük bir sektör. Türk kahvesi de buna vesile olmuş. Çünkü dünyanın ilk kahve pişirme yöntemini biz icat ediyoruz. 16. yüzyılda bunu Avrupa'ya taşıyoruz. Avrupa'dan Amerika'ya geliyor ve şu anda bir 100 milyar dolarlık aslında sektöre dönüşüyor. Biz buna ön ayak olmuşuz ama bunun hikayesini hiç anlatmıyoruz. Bizim çabamız hem kültürümüzün yayılması, hem Amerikalıların hayatlarının parçası yapması, hem de bir taraftan yurtta daha fazla değer görmesi. Aslında ben de hep merak etmişimdir Gizem Hanım. Çok kahve düşkünü Amerikalılar olsun, Avrupa olsun. Neden Türk kahvesi yerini bulmuyor? Bunu yabancı arkadaşlarıma sorduğumda biraz ağır geliyor. Telveli bir kahve olması. Onlar daha sıvı, likit içmeye alışmışlar. Bu konuda size de şikayetler geliyor mu? Ya da onların ağız tadına mı uydurdunuz? Nasıl çözümler ürettiniz? Burada hikayeleştirme çok önemli. Türk kahvesini çok farklı şekillerde sunabilirsiniz. Eğer Türk kahvesi geleneksel anlamda o kişiye biraz fazla sert gelebiliyorsa, bunu sütlü Türk kahvesiyle belki hani sunarak değiştirebilirsiniz fikrini. Veya damla sakızlı, yine bizim kahve serimizde de yer alan dibek kahvesi. O kadar farklı Anadolu'nun kahveleri var ki aslında bizim yine markalaştırabileceğimiz ve genel anlamda dünyanın hani tüketebileceği ürünlere dönüştürebileceğimiz, sadece yapmamız gereken inovasyon. Şimdi siz sohbetimizin başında dediniz ki ben Türk kahvesini anlatmadan önce Türkiye'yi bilmeyenler vardı. Çok katılıyorum bu görüşünüze. Biz tabii herkes dünyayı kendi çevresinde dönüyor zannediyor ama öyle değil dediğiniz çok doğru. Türkiye'yi nerede olduğunu bilmeyenler var. Nasıl bir ülke olduğunu bilmeyenler var. Değil ki kültürümüzü nasıl bilecekler? İşte bu tür yöntemlerle öğrenecekler. Sizin gibi girişimci insanlar, bu konuda özel eğitimler almış insanlar sayesinde öğrenecekler. Bu arada siz yalnızca kahve ikram etmek ya da satışını yapmakla kalmıyor. Benim gördüğüm kadarıyla birçok Türk ürünü, yanında tatlısı, tuzlusu, birçok yiyeceği de birlikte servis ederek aslında bu anlamda da tanıtım yapıyorsunuz, değil mi? Tabii şöyle, Türk kahvesi çok katma değerli bir ürün ve aslında dünyada düşündüğünüzde kahveyle beraber servis edilen çok fazla bu tarz bir kahve tipi yok. Türk kahvesinin yanında lokum servis edebilirsiniz, baklava verebilirsiniz, farklı şekersiz tatlılar verebilirsiniz, kuru meyve verebilirsiniz. Biz tabii istiyoruz ki Türk mutfağı, Türk gastronomisi yurt dışında daha fazla değer görsün. Dünyanın en zengin mutfaklarından bir tanesi Türk mutfağı. Fakat yurt dışında ne yazık ki bir İtalyan mutfağının, bir Fransız mutfağının gördüğü ilgiyi görmüyor. Sanal gastronomi etkinlikleri düzenledik. Her hafta hem Türkiye'den hem buradan önemli aşçılarımızı, sanatkarlarımızı ağırladık ve Türk mutfağının bilinmeyen yönlerini Amerikalılarla paylaştık. Ama dediğim gibi bunun bir lokalde değil, bunun tamamen bir küresel çerçevede bir çalışmaya dönmesi lazım. O zaman gerçek etkiyi yapacaktır. Şimdi Gizem Hanım, çok güzel anlattınız her şeyi ama ben sizi tabii bu soracağım soruya cevap verip vermemek size kalmış. Çünkü ben istiyorum ki Türkiye'de tüm gençler, genç kızlar, genç erkekler cesur olsunlar. Uluslararası arenada başarılı olsunlar ama hep ülkemize de katkı sağlamaya devam etsinler. Siz de bu anlamda örnek teşkil ettiğiniz için bugün sizinle buluşmayı arzu ettim. Ama bu hiç de kolay değil. 2000'li yılların başından beri siz bunun mücadelesini veriyorsunuz. Yani hemen bugünden yarına olabilecek bir şey değil ve bu dönemde çok tatsız bir hastalık geçirdiniz.
bir çocuğunuz var, onunla da meşgulsünüz. Yani aynı zamanda bir annesiniz. Bu zorlu sürece rağmen siz hiç yılmadınız. Benim aslında bu çok dikkatimi çekti. Vazgeçebilirdiniz, bırakabilirdiniz ama hiçbir an bile bırakmayı düşünmediniz işinizi. Belki bu anlamda da tavsiyelerde bulunabilirsiniz ekranları başındaki izleyenlerimize. Şebnem Hanımcığım, beni çok duygulandırdınız. Teşekkür ederim. Evet, hayat tabii beklenmeyen sürprizlerle dolu. Benim de başımdan ne yazık ki bir rahatsızlık geçti tam anne olduktan sonra, genç bir anneyken. Ama aslında şöyle, ben çok pozitif bir insanım. Böyle bir tecrübeyi yaşamam gerekti ve bir çocuğum olduğu için de bu bana cesaret verdi ve dedim ki çocuğum için, üstlendiğim misyonum için daha güçlü olacağım. Dolayısıyla ben zaten o hastalığı hiçbir zaman kabul etmedim. Aktif hayatıma devam ettim. Tabii ki çok 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 zordu tedavi süreci, kemoterapi olsun, ameliyatlar olsun, diğer farklı radyoterapi tedavileri olsun ama o süreçte de aslında benim farklı gözlemler yapma şansım oldu. Türkiye'de tabii oldum tedavim. Bu nedenle Türkiye'de gençlerle buluştum, Türkiye'de önemli isimlerle bir araya geldim. Vakit bulma şansım oldu hani yurt dışından, çünkü çok zor olabiliyor bu tür iletişimler. Ama benim gençlere ve girişimcilere tavsiyem şu: vazgeçmemekten vazgeçmeyin. Eğer gerçekten inandığınız bir vizyonunuz varsa, bir misyonunuz varsa, tabii dediğim gibi hayat koşulları o kadar farklı olabiliyor ki sizi farklı bir yöne götürebiliyor. Ama bir şeye inandığınız zaman ve gerçekten çevrenizdeki insanların da desteğini aldığınız zaman bu konuda yolunuz çok açık. Yeter ki siz vazgeçmeyin, yeter ki cesaretinizi asla ve asla kaybetmeyin. Bu çok zorlu bir yolculuk, hiç kolay değil. Her gün başka problemler çözmek durumunda kalacaksınız. Büyüdükçe o problemler de büyüyecek. Ama sizi o kadar güçlü yapıyor ki o cesaret zaten sabah kalktığınızda, hatta belki sabahın beşinde uyanıyorsunuz, o kadar heyecanlısınız ki bu yarattığınız yeni değerden, vizyondan. O zaten sizi pek uyutmuyor, o tür heyecanlar. Sıkı sıkı sarılın. Yeni değerler yaratmak çok önemli. Zaten çok önemli kültürel değerlerimiz var. Eğer o anlamda bir şey yapılacaksa zaten elinizde müthiş bir cevher var. Önemli olan sadece bir katma değer katarak yurt dışında bu ürünlerin, bu kültürlerin nasıl değer göreceğini çok iyi anlayarak, dünya trendlerini takip ederek ve yine dediğim gibi çevrenizde sizi destekleyen insanlarla, sizin vizyonunuza inanmış insanlarla hareket etmeniz sizi başarıya taşıyacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel tavsiyeler. Eminim gençler can kulağıyla dinlediler ama inanın ki bunları tekrar tekrar öğrenmek, anlamak ve farkındalık yaratmak her yaş için önemli. Yalnız gençler için değil. Sizler hepimize motivasyon aşılıyorsunuz yaptıklarınızla, ettiklerinizle. Bu arada New York'un en önemli caddelerinden birinde, o hani dönen büyük filmlerde gördüğümüz bir billboard mu ne deniyor bilmiyorum onu. Reklamınız yayınlandı. Bu çok önemli bir olay. Bundan da bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii ki, seve seve. Şebnem Hanımcığım, Dünya Türk Kahvesi Günü Amerika'da bu sene gerçekten çok ses getirerek kutlandı. Ve bunu da sağlayan aslında toplum üyelerimiz. Dediğim gibi burada gerçekten her gün Türkiye'nin tanıtımı için çalışan bir ordu var. Belki Türkiye'den bu hissedilmiyor ama biz bunu gönüllü olarak, bir milli görev olarak yapıyoruz. Ve dedik ki 5 Aralık'ta bu Washington Belediyesi'nin alınan beyannamenin dışında başka ne yapılabilir? Nasıl dedik Amerikalıların böyle dikkatini çekebilecek bir çalışma gerçekleştirebiliriz? Ve şansımıza bu sizin de bahsettiğiniz gibi New York'un kalbinde duran Times Square'de büyük, biliyorsunuz, reklam panoları var, renkli renkli. O panolardan bir tanesinde bir reklam alanı kiralama şansımız oldu, bu Black Friday denilen indirimli bir kampanya, evet, sayesinde. Ve yine toplum üyelerimizin desteğiyle biz kiralama şeyini imzaladık, anlaşmasını. Ben tabii o kadar hayal edemeyeceğim bir şey ki bu. Evet. Acaba diyorum gerçekten çıkacak mı cumartesi günü? Heyecanla bekliyorum. O gün de çok büyük bir etkinliğimiz vardı bahsettiğim gibi.
sanal ortamda. Çok önemli misafirlerimizi de ağırladım bütün gün. Dolayısıyla bir heyecan fırtınası içindeydim ve bana ilk resim geldiği zaman, tabii ben Washington'dayım, New York'tan arkadaşlarım gönderdi. Size yaşadığım o gururu, onuru tarif etmem mümkün değil. Türk kahvemizin, resminin, 500 yıllık kültürünün New York'un göbeğinde bu şekilde görüntülenmesi ve insanların dikkatini çekmesi çok büyük bir gurur kaynağıydı. Bütün gün oynadı reklam. 100 kere döndü zaten bütün billboardlarda. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki yıllarda da benzer çalışmaları farklı eyaletlerde, farklı şekillerde hayata geçirebiliriz diye ümit ediyorum. Valla bundan sonra biz sıkı takipçiniziz. Her türlü organizasyonunu izleyenlerimizle paylaşmayı hedefliyorum. Son bir sorum olacak. Aslında bu soracağım soruyu siz zaten bütün sohbetimiz sırasında açtınız yavaş yavaş. Online şunu yapıyorum, online bunu yapıyoruz diye. Ama şimdi Türkiye'de gerçekten ticaretle uğraşanlar, iş sahibi olanlar çok zor bir dönemden geçiyor. Siz bu dönemi çeşitli aktivitelerle, belki bulduğunuz başka yöntemlerle gidermeye, geçiştirmeye gayret ediyorsunuz. Bu dönemde siz ne yapıyorsunuz, neyi hedefliyorsunuz, nasıl başa çıkıyorsunuz? Bu konuda ne tavsiyelerde bulunacaksınız iş insanlarına? Çok güzel bir soru, haklısınız. Gerçekten çok zor bir dönem. Dünya değişiyor. Ve hepimiz bu süreçte hem olumsuz etkileniyoruz hem bir taraftan da aslında girişimciler olarak farklı yeni alanların da oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Benim tabii pandeminin başından beri yapmaya çalıştığım şey üretken kalmak. Yani bu süreci üretken atlatabilmek. Dediğim gibi yeni fırsatlar doğuyor, yeni alanlar, aslında hiç belki de pandemi öncesi düşünmediğimiz alanlar bir anda karşımıza çıkmaya başladı. Mesela evde kahve içmek o kadar inanılmaz bir şekilde artış gösterdi ki bu tabii girişimciler için çok önemli bir market haline geldi. Dolayısıyla benim de amacım bu yönde çalışmalarımı arttırmak, yeni çözüm ortakları bulmak, yeni projeler geliştirmek. Ve tabii ki en önemlisi ben yaptığım işe o kadar inanıyorum ki belki evet çok tabii zorluklarla karşılaşıyorum, hiç beklenmedik problemlerle uğraşıyorum, çok zor günler geçirdim herkes gibi. Ama şuna inanıyorum, gerçekten bir şeyi bebekten başarıp bir noktaya taşıdıktan sonra zaten o yol size açılıyor. Sıfırdan bir fikir yarattınız, sıfırdan bir proje yarattınız, üstüne eklediniz, böyle büyük bir problem karşınıza çıktığı için vazgeçmek mümkün olamaz. Tam tersine üstüne daha fazla ekleyerek, üstüne daha fazla sinerji, dediğim gibi yeni çözüm ortaklıkları, yeni işbirlikleriyle yola en güvenli ve hedefe yakın şekilde devam etmek çok önemli. Burada belki motivasyon sorunu olabilir. Çünkü insanlar tabii ki ekonomik olarak da çok zor bir dönemden geçtiği için motive olamayabilirler. Ben şunu öneririm. Şu anda çok önemli kaynaklar var internette, özellikle yurt dışında. Birçoğu bedava, ücretsiz aslında izlenebiliyor. Bu başlıca üniversitelerin özellikle girişimcilik alanında verdiği dersler şu anda tamamen ücretsiz şekilde internette. Araştırmaya devam etmelerini öneriyorum. İlgi alanlarını bulduktan sonra o konuyla ilgili dersleri almaya takip etsinler. Çok fazla Instagram'da, sosyal medyada konuşma yapılıyor girişimcilikle ilgili. Mesela Habitat Derneği yeni bir Gen Türkiye projesi başlattı. Eğer takip etmediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. İnanılmaz güzel projeler geliyor girişimcilere yönelik. Sadece takipte kalın. İlgi alanınızı belirleyin ve o alandaki gerek online dersleri, gerek yapılan bir takım panelleri, konuşmaları takipte olun ve ben eminim o ilgi alanınızı bulduktan sonra aldığınız yeni bilgiler ve birikimlerle bambaşka bir yol sizi bekliyor.
Gizem Şalcıgil-White, bizimle buluştuğunuz ve izleyenlerimize başarı öykünüzü anlattığınız samimi paylaşımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz zaten turizm ve ticaret ateşesi gibi çalışıyorsunuz aslında. Ama bir gün sizi yine de ben o kariyerlerle de hayal ettim, şu anda bilmiyorum. Çok da güzel temsil edersiniz ülkemizi diyerek size veda edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygıyla uğurluyoruz sizi. Hoşça kalın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun. Ve sevgili seyircilerimiz, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ne dedik programımızın başında? Ekim ayının sonunda İzmir'de yaşanılan o feci depremi ne de çabuk unuttuk değil mi? Aslında sadece 58 gün geçti ama hafızalarımızdan silinmesine yetti de arttı bile. Oysa biz deprem kuşağında bir ülkeyiz ve bugün AKUT'tan bir temsilcimiz gelecek. Ali Rıza Şahin bizimle olacak ve depremle ilgili hem unuttuklarımızı hatırlatacak hem de hangi tür faaliyetlerde bulunuyor AKUT bizlerle paylaşacak. Yakın bir tarihte yaşanan İzmir depremini, depremde sanatçıların AKUT'a yapmış olduğu yardım çalışmalarını, yaşananların perde arkasını ve Türkiye'nin doğal afet gerçeklerini AKUT Tıbbi Lojistik Sorumlusu Ali Rıza Şahin, Şebnem Yiğit'le hafta sonunda anlatıyor. Sevgili seyirciler, şu anda stüdyomuzda AKUT Kaynak Yaratma Birimi ve Proje Üst Kurulu üyesi Ali Rıza Şahin bulunuyor. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi sizi anons ederken ben dedim ki evde oturdum hesapladım hiç üşenmeden. İzmir depreminin ardından 30 Ekim'den bu yana tam 58 gün geçmiş, yayın günümüzü düşünerek hesapladım. Ve 58 günde hiçbir medya kurumunda, yani tek tük diyebilirim, bir deprem haberi, herhangi bir İzmir'den haber ya da herhangi depremle ilgili bir haber yok. Ve gerçekten bu beni çok üzdü. Sırf bu yüzden sizi aradım, davet ettim. Siz de geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buna siz de içerliyor musunuz? Ben içerliyorum ve üzülüyorum. Tabii ki buna ben ve bütün AKUT'taki arkadaşlarım, bütün gönüllü arkadaşlarımız hepimiz hep üzülüyoruz. Üzüldüğümüz konuların en başta geleni şu: unutuyoruz. Hı hı. Unutmazsak tedbir alacağız. En önemli özellik bu zaten bu işte. Tedbir almamız gerekirken, dediğiniz gibi 58 gün geçmiş, deprem oldu, bitti ve önümüzdeki depremleri bekliyoruz gibi bir hava var. Hep evet. Bu böyle oluyor. Yani bu Kocaeli evet. depreminden, Gölcük depreminden itibaren evet. bir milat olarak düşündüğümüz zaman depremler oluyor, çalışmalar yapılıyor, insanlar kurtarılıyor, hayatlarını kaybedenler kaybediyor, yaralılar ve hayat devam ediyor. Halbuki bir deprem gerçeği var. Ülkemizin nüfus olarak %96, coğrafi olarak baktığınız zaman %90'ın üzerinde bir miktarı tamamen deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Ve bu her an olabilecek depremler. Çok az bir kısım haricinde ülkenin tamamında yıkıcı depremlerle her an karşılaşabiliriz. Şunu kendi kendimize sormak lazım. Birey olarak, kurum olarak biz depreme hazır mıyız? Evet. En önemli soru bu. Ve bu yüzden hiç unutmamalıyız. Hayır, ben o sorunun cevabını biliyorum. Değiliz. Evet. Ama değiliz denildiği halde hiçbir şey yapılmıyor. Bizler vatandaş olarak elimizden bir şey gelmediğini düşünüyoruz. Ve bu şekilde yaşayıp gidiyoruz. Örneğin az önce sevgili seyirciler, yayın öncesi de aktardım Sayın Ali Rıza Şahin'e. İstanbul'dan kaçmaya başlamış insanlar. Evet. Yani başka yerlerden ev alıp veya işte kiralayıp kaçmaya başlamış. Ama yani bütün İstanbul'u başka yere taşıyamazsınız. İstanbul'da bunun çözümünü yaratmamız gerekiyor. Bu konuda düşüncelerinizi de merak ediyorum evet. doğrusu. Yani mümkün olan, imkanı olan depremin tehdit etmeyeceğini düşündüğü bir alana, bir ile kendisi gidiyor. Fakat şöyle bir şey var. Bunu yapabilmeniz için gidip bir yerde bir arazi, sağlıklı olarak yapmanın yolu şu. Bir yerde bir arazi alacaksınız. Gideceksiniz, gerçekten emin olduğunuz bir şekilde bu binayı inşa edeceksiniz. Müstakil anlamda söylüyorum bunu. Ya da 4 katlı ya da 6 katlı, hiç önemli değil. Depremden etkilenmeyecek şekilde bunun inşaatını yapacaksınız ve orada oturacaksınız. Ya bu imkana kaç kişi Fakat sahip? Buna kaç kişi sahip evet. olabilecek? Yani böyle bir şey yok aslında. Yok. İşte buradan evet. vermek istediğimiz mesaj da o. O yüzden depremi tekrar tekrar gündeme getiriyoruz sevgili seyirciler. Şimdi Ali Rıza Şahin İzmir'deydi ve bir fil orada kurtarma çalışmalarında bulundunuz. Siz belirli bir binada mıydınız Ali evet, Rıza Bey? Evet, Rıza Bey apartmandaydım ben. Şimdi neler yaşadınız orada? Yani yaşadıklarınızı lütfen anlatabildiğiniz tüm gerçekliğiyle anlatın ki izleyenlerin arasında çünkü neler var? Şu
şu anda mesela benim ailemin yaşadığı evin depreme dayanıklı olup olmadığını bilmiyoruz ve bir türlü tespit ettiremiyoruz. Bakın ne çok sıkıntı var. Yani yarın bir gün bir deprem olsa, sizin röportajlarınızda ben dinledim, aynı konular, apartman yönetimi toplanıyor, bir türlü karar veremiyor ve o apartman yıkıldı. Belki onlardan bir tanesiydi. Rıza Bey apartmanı. Rıza Bey apartmanı. Evet, buyurun şimdi sizi dinlesin izleyenler. Depremi haber alır almaz AKOT'un klasik prosedürü uygulanarak hemen operasyon bölgesine hareket ediliyor hızlı bir şekilde. Bizim Türkiye'nin 27 noktasında birimlerimiz olduğu için işte İzmir ekibimiz, Manisa ekibimiz anında olaya, İzmir zaten İzmir'in içinde olduğu için İzmir ekibimiz, Manisa ekibimiz hemen 1 saat, 1,5 saat içinde olaya müdahale etmek üzere operasyon bölgesi, enkaz bölgesinde yer alıyor. Fakat çok ilginç noktalardan bir tanesi Manisa ekibimizin yoğun trafikten dolayı, bakın şimdi deprem bahsediyoruz, hep depremin öncesi, sırası, sonrası hepsi başlı başına bir konu. Evet. Bunları çok iyi irdelememiz gerekiyor. İzmir'e girişi bile belki 1 saat, 1,5 saatten fazla, 2 saat gibi bir trafikten dolayı. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul'da bir deprem oldu. Evet. Hafif böyle bir sallandık. 5.8 yani sarsıntıyla kendini hissettirdi. İstanbul'da bir anda ulaşım ve iletişim kesildi. Ya, ufacık yıkılan bir bina yok. Evet. Bir caminin minaresi Avcılar'da yıkıldı. Yıkılan bina yok, ölüm yok, yaralanma yok. Ve bir anda ulaşım ve iletişimin kesildiği bir şehirden bahsediyorum. 16-17 milyonluk bir şehirden bahsediyorum. İzmir de aynı şekilde büyük bir şehrimiz. Gittik İzmir depremine, enkaz bölgesinde çalışmalara başladık. İlk zamanlarda ilk yapılan müdahaleyle 9 kişi enkaz altından canlı olarak çıkarıldı. Daha sonraki çalışmalar içinde kedi, tavşan gibi küçük dostlarımızı da enkaz altından çıkarttık. Çıkartma şansına sahip olduk. Fakat tabii ki çok sayıda maalesef hayatını kaybeden vatandaşımız da oralarda vardı. Çok. Tabii bunlar biraz önce bahsettiğiniz gibi apartman toplantılarında kararlar alınıyor. Binaların sağlıklı olmadığı tespit edilmesine rağmen yaşamaya devam ediliyor ve burada şunu araya girdim ama söylemek istiyorum. Yani insanlar cebinden çıkacak belki 500 lira, 1000 lira, 2000 lira bilmiyorum bu rakamların tespit için verilen parayı imtina ederken canlarından olacaklar. Belki bu konuda bir açıklık getirilebilir mi? Örneğin bu tür masraflar, yani tespit, benim bahsettiğim ev yine İstanbul civarında ki genellikle bu civardaki evlerden söz ediyoruz depreme dayanıklı olup olmaması konusunda. Ücretsiz yerel yönetimler bunu yapamaz mı? Ya da bunu bilemiyorum, yani bakanlık kanalıyla sağlanamaz mı? Çünkü insanlar orada oturmaya devam ediyor. Başka çareleri yok. İşte bu ülkenin yönetimsel yerel yönetimler ya da baktığınız zaman hükümetlerin aslında temel politikası olmalı. Çünkü Türkiye'yi olası şekilde vurabilecek büyük bir deprem. İşte bunu Gölcük depreminde 99 yılında yaşadık. Ve İstanbul gerçekten depremi bekleyen bir şehir olarak bir zarar görmesi Türkiye ekonomisine, hatta dünya ekonomisine çok ciddi zarar verecektir. Kayıplarla, maddi kayıplarla. Deprem yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Deprem öncesinde alacağınız bir birim önlemle ya eğer bu önlemi almazsanız 7 birim olarak size geri dönecek bunun zararı. 1'e 7 olarak. 7 katı yani. 7 katı yani 1 milyar dolar 7 milyar dolar gibi. Şimdi buna baktığınız zaman Türkiye güçlü bir ülke. Her türlü şarta, her türlü karşılaştığımız olumsuzluklara rağmen belediyeler ve Türkiye olarak baktığınız zaman bu tedbirleri biz alabiliriz. Almak istersek alabiliriz. Evet, işte almak istersek. Binalarımızı sağlam yapabiliriz. Siz, örnek olarak siz diyorum, bir ev alacağınız zaman evin salonuna, mutfağına, banyosuna harika yapılmış, fayansları harika, işte manzarası harika diye bakmak yerine bu binanın deprem yönetmeliklerine uygun yapılıp yapılmadığını tespit etmeniz gerekir. Bakmamız gereken budur. Belki 99 yılına kadar buna kimse dikkat etmiyordu. 99 yılından sonra insanlar yavaş yavaş bu binalara bakmaya başladılar. Ama mümkün olduğu kadar. Evet. Yani gidip bir binanın manzarası güzel, fiyatı bütçemize uygun. Ama bunu acaba hangi beton kalitesiyle yaptınız? Burası deprem yönetmenine uygun muydu? İzmir'deki Bayraklı semtinde olduğu gibi bu binalar acaba hangi zeminde? Zemin bina ilişkisi yapılarak mı, tasarlanarak mı bu binalar yapıldı? Acaba bakıyor muyuz? Önce bir kendimize bunu soralım. Evet. Yani şartlar ve imkanlar doğrultusunda öncelikle oturacağımız konuyu bizim sağlıklı olarak çok seçmemiz önemli. Gerekiyor. Evet. Bu deprem öncesinde yapmamız gereken en önemli konulardan, almamız gereken tedbirlerden
bence en önemlisi. Evet, çok önemli. Dediğiniz çok doğru. Şimdi tabii deprem bölgelerinde yaşayan, işte İstanbul gibi, İzmir gibi bilindik deprem yörelerinde yaşayanlar, ben eminim ki soruyorlardır kiraya tutacakları evi bile. Şimdi tekrar İzmir'e dönmek istiyorum. Evet. Sayın Şahin, İzmir'de Rıza Bey apartmanında neler olmuştu? Ne olsaydı bu derece kayıp olmayacaktı? Ya ben yaklaşık 20 yıldır AKUT'tayım. Depremler, yurt içi, yurt dışı, birçok enkazda bulundum. Fakat ilk defa kendi adıma söylüyorum bunu, 9 katlı bir binanın 8 giriş artı 8 kat diyelim ve çok büyük bir binanın enkazıyla karşılaştık. Daha önce Kartal'daki kendi başına çöken geçtiğimiz yıllarda bir bina vardı. Evet, ki, evet. O da yüksek katlı bir binaydı ve gerçekten dirençsiz bir şekilde tamamen oturmuş. Yerden yüksekliği belki 5-6 metreye oluşan bir yükselti sadece kalmış. Beton yığını kalmıştı. Burada şunu gördük arkadaşlarımızla, kendi aramızda tespitte. Ki enkaz üzerinde deniz kabuklarından tutun da beton kalitesinin çok çok kötü oluşu. Ben mühendis değilim meslek olarak ama bu kadar yıllık tecrübeme dayanarak şunu söylüyorum. Kum çıkması, bildiğiniz kum, deniz kumu, deniz kabukları bizim arkadaşlarımızın iş eldiveniyle betonu şu şekilde kurabiye gibi parçalayacak kadar bir beton kalitesiyle kolon kiriş bağlantılarının, yanımızdaki yapı mühendisi arkadaşlarımızın enkaz kaldırma işlemleri sırasında yaptığımız kurtarma çalışmalarına söyledikleri beton kiriş kolon kiriş bağlantılarının hiç sağlıklı yapılmaması. Daha sonra görüştüğümüz gene o enkaz bölgesindeki gelen İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir profesör hocamız vardı. Gelmişti, o da incelemek üzere. Söylediği zeminin çok iyi olmadığı, daha sonra o bölgede yaşayan, yine günler içinde gelen emniyet amirinden tutun, askerinden tutun, o bölgeyi iyi bilen, o bölgenin geçmişini iyi bilen, bostan olduğunu, oraların bir tarla olduğunu, biz zamanında gelip buralardan işte meyve toplardık, sebze toplardık dedikleri bir yumuşak zemine o katlı, o kadar yüksek katlı binaların kurallara uygun yapılmaması sonucunda yıkılan binaları gördük orada biz. Çalıştığımız bütün, biz bir ekip olarak oradaydık, diğer binalarda da ekiplerimiz çalışıyordu. Ve hep şunu gördük ki zemin bina ilişkisi maalesef yapılmadığı için o binalar yıkıldı. Aslında en önemlisi bu, değil mi? Evet. Alınması gereken başka tedbirler de var elbette. Onlardan da bahsedeceksiniz ama yine sizin bize ilettiğiniz AKUT'un hazırladığı kısacık bir videomuz var sevgili seyirciler. Orada alınması gereken tedbirleri o kadar net anlatmış ki, ama ardından biz yine Ali Rıza Şahin'e elbette danışacağız. Bilinç hayat kurtarır. Yalnızca depremde değil, tüm afetlerde kullanılmak üzere bir afet ve acil durum planı hazırlanmalıdır. Bu planda afet veya acil durum sonrası aile üyeleriyle nerede ve nasıl buluşulacağı ve aile üyelerinin yanlarına alacağı malzemelerin neler olması gerektiği gibi konular yer almalıdır. Acil durum ve afetlerden sonra kullanılmak üzere gerekli malzemeleri içeren bir çanta hazırlanması çok önemlidir. Deprem sırasında eşyalar hareket ederek devrilebilir. Raf ve dolaplardaki malzemeler düşerek size zarar verebilir. Oluşabilecek bu tür yaralanmaların ve can kayıplarının önüne geçebilmek için eşyaların mutlaka sabitlenmesi gerekmektedir. Afetlere hazırlık ve daha fazlası için afet.akut.org.tr. Evet, benim sizlere tavsiyem sevgili seyirciler, bilgisayarınızda, telefonunuzda AKUT'la ilgili tüm bilgiler olsun, değil mi? Yani çok faydalı bilgiler var çünkü AKUT'un sayfasında. Bilgiyi almak isterseniz dünyanın neresinde olursa olsun bu bilgileri alırsınız ve özellikle deprem konuşuyoruz. Depremden önce, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri bilirsiniz. Ve bunları bildiğiniz zaman da hayat kurtarırsınız, hayatınızı kurtarırsınız, çevrenizdekilere faydanız olur, ailenizi kurtarırsınız. Biraz önceki yayınımızda gördüğünüz gibi bir aile afet planı diyoruz. Bir aile, ailenizle siz buradasınız, eşiniz bir yerde, çocuklarınız okulda. Gün içinde bir deprem oldu. Kim, kimin nerede olduğunu, nasıl buluşacağınızı, nerede buluşacağınızı bir plan olarak bunu mutlaka bilmeniz. 6 ayda bir akşam oturup yemek yerken, sohbet sırasında bile bunları konuşmanız durumunda bu sizin için bir afet planının hazırlanmasıdır. Evet. Bunları hazırlarsanız daha sonra gene yayınımızda bahsettiğimiz gibi malzemeler, hangi malzemeler yanımızda olmalı? Bir acil durum çantası. Acil durum çantanızı hazırlamanız. Çünkü Ocak ayının ortasındayız, hava soğuk. Bir anda depremin korkusuyla ve şiddetiyle hemen kendimizi dışarı atacağız. O zaman o çanta yenilenecek mevsimlere 6 göre. Ay, tabii 6 ayda bir bakım yapacaksınız. 6 ayda bir. Sadece bu kadar.
İçinde olması gereken malzemeler nedir? Tansiyon hastası bir yakınınız olabilir, şeker hastası yakınınız, kalp hastası yakınınız olabilir. Ya da astım hastası olabilir. Bunların yani. İlaçları evet. Her zaman yani o 72 saat, ilk kritik olan o 72 saatte bunlara hemen ulaşamazsınız. Ağrı kesiciyi bir şekilde bir yerden bulabiliriz. Gazlı bezi bir şekilde bir yerden bulabiliriz. Ama kalp hastasının kalp ilacını, ileri derecede gözleri bozuk olan bir vatandaşın yedek gözlüğünü her yerden her şekilde bulamazsınız ve o insan için hayat durur. Evet. Mesela bir acil durum çantası içinde olması gereken malzemeler bunlar. Acil durum çantasını kendiniz de oluşturabilirsiniz. Bizim ürünlerimizin içinde de var. E-mağazamız var. Onun içinde de bulabilirsiniz. Ha öyle mi? Öyle ürün satışınız var yani e-mağazanızda. İşte akutu ayakta tutabilmenin yollarından evet. Bir tanesi de bu. Gene... Ama bakın bu çok önemli bir bilgi sevgili seyirciler. Yani hazır çanta olarak da akuttan alabilirsiniz bu çantaları. Ve akuta destek olabilirsiniz evet, bunu alarak. Bu, böylece evet akuta gönüllülere, sizin gibi gönüllü çalışanlara destek olunacak tabii. Bize destek olmak demek halka destek olmak evet. Demek. Biz çünkü akutu bağışlarla ayakta tutabiliyoruz. Vermiş olduğumuz eğitimlerle derneğimize bir katkı kazandırarak bunu yine operasyonlarda kullanılmak üzere malzeme, ekipman ve teçhizata yöneltiyoruz. Dolayısıyla hepimiz gönüllüyüz akutun içinde. Evet. Yani Türkiye'deki yaklaşık 3000'e yakın gönüllümüzün içinde sadece 2 tane maaşlı çalışan, muhasebede çalışan arkadaşımız var. Yani 2898 kişi gönüllü çalışıyor evet. Ve bu rakamı da tabii arttırmak da gerekiyor değil mi? Arttırıyoruz da tabii ki gönüllü olarak başvuruyorsunuz. Örnek olarak siz dediniz ki ben akuta gönüllü olarak evet. Gelmek istiyorum. Gelebiliyorsunuz. Bizler gibi direnerek, inatla, mücadele ederek 20 senemizi oraya geçiriyoruz severek, gururla. Bazıları da geliyor bir ay sonra ya da bir yıl sonra yoğun iş temposundan, şehir değiştirmek zorunda kaldığı için. Üniversitesi bitiyor, örnek olarak Ankara'ya, Antalya'ya, İzmir'e geri dönüyor. O döndüğü yerden de bize desteklerini vermeye çalışıyor. Ama bu sayılar o yüzden tam olarak biz 3150 diyemiyoruz. 3000'e yakın gönüllümüz diyoruz. Fazlası da vardır mutlaka. Siz mesela akutta değilsiniz ama akuta gönül verdiğinizi biraz çok. Önce yönetmen arkadaşımızın da evet, yönetmen evet. Arkadaşımızın da akuta saygı duyuyorum, akutu seviyorum demesi. Akutun gücü bu zaten. Yani insan kaynağı evet. Bizim için çok önemli. Hatta yönetmen arkadaşımız çok harika bir şey oldu sevgili seyirciler. Ünal Bey Bingöl'de gençliğinde diyeyim hala genç bir şey demesin şimdi bana. Akut'un binasının önünü süpürürdük biz dedi. Bingöl'de sizin tabii birçok yerde şubeniz var 27 değil noktada mi? Şubemiz 27 var. 27 noktada. Bu 27 şehir değil ama 27 noktada birimimiz var ve hepimiz elimizden geldiği kadar gönüllü olarak bir afet, olası bir afet için hazırız. Peki buraları seçerken deprem olması olası yerleri mi özellikle seçtiniz yoksa başka nedenlerle mi? Türkiye'nin her tarafına ulaşabilecek noktada. Yani ama lojistik tabii, böyle lojistik bir belirleme anlamında. Yaptınız. Ama tabii ki burada çok zor. Yani her yerde gönül ister ki bütün şehirlerimizde hatta İstanbul'da 2-3 noktada olsun. Büyük şehirlerden bahsediyorum. Bingöl'de olsun, Diyarbakır'da, Van'da, Kars'ta, Ağrı'da olsun istiyoruz. Ama Doğu'da mesela şu anda bir tek Bingöl ekibimiz var. Tabii bunları bulabilmek, lojistik anlamda destekleyebilmek, personel açısından bulabilmek bunlar tabii ki çok kolay işler değil. Ama zaman içinde yapabildiğimiz kadar biz de isteriz ki her tarafta olsun. Ama emin olun bir Bingöl ekibimiz Doğu'da, Doğu'daki olası bir acil durumu her yere yetişebiliyor. Karadeniz ekiplerimiz, Güneydoğu Anadolu'da, Gaziantep'te, işte Mersin, Antalya. Şimdi sayamazsam onlara ayıp olacak arkadaşlarımız ama 27 noktadaki cansiperhane çalışan gönüllü arkadaşlarımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hatta demin bir de anekdot paylaştınız. Belki izleyenlerimizle de paylaşırsınız. Doğu'da karla ilgili mücadelede evet, öne yak olduk biz dediniz. Bahseder misiniz Bingöl ondan da? Bingöl ekibimiz rahmetli Veysel arkadaşımızın öncülüğünde o zaman başladık. Doğu'da biliyorsun. Soy ismini de alayım. Veysel Ateş. Veysel Ateş evet. Evet. Çok gerçekten Veysel Aksoy dedi Ünal Bey. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ahmet Ateş'le şimdiki karıştı. Ben de Veysel Aksoy diye duymuştum. Tekrar tamam. Tekrar hemen düzelteyim. Veysel, hem de rahmetli anmış olalım. Ailesine evet, de sevgi saygılarımızı iletelim. Genç yaşta ve çok verimli, evet. Çok daha büyük işler yapacağı evet. Yaşta kaybettik. Hastalık sonucunda Veysel Aksoy. Doğu'daki gerçekten karla mücadelede yaklaşık 3 metre sadece şehir merkezi olarak düşünmeyin. Dağlarda, köylerde bir doğum yapmak üzere olan bir hanımı alıp şehir merkezine ulaştırmak, böbrek taşı veya böbrek hastalığı olan her şey olabilir. Bütün hastalıklar, tabii. Kalp krizi geçirenden tutun da gecenin saati fark etmeksizin ki kafanızı Bingöl'de dışarı çıkaramayacağınız soğuk ve kar yağışında arkadaşlarımız, Bingöl ekibindeki arkadaşlarımız ellerinden gelenin en iyisi. Kendi canları pahasına o karda, kışta çünkü saatlerce dışarıda kalabilmek
Gerçekten çok, çok zor. Yani ben onu yaşadım. Biz çekim için Kars'a gitmiştik. Bilirsiniz. Otelin kapısından çıkamadık. Ki yani, üzerinizde tahmin ediyorum. Evet, montlar, tabii ki, eldivenler, bereler, açılmıyor. Şapkalar. O derece kar yağıyor. İlk başlarda bizim operasyon kıyafetlerimiz, ki böyle bir kıyafet, pamuklu kumaşlarla bu arkadaşlarımız mücadele, daha o zaman ekipmanımız yeterli değildi. Karla mücadelede. Bir kar motorumuz ve bu kar motoruyla ya kendi oluşturdukları sedyeyle belirli yere kadar araç... Bu rahmetli Veysel Aksoy değil mi bunu o zaman da başlatan o zaman? Başlayıp evet. Ve onunla beraber bu karla mücadelede gerçekten bir operasyonları vardır ki yani uçurumdan aşağı yuvarlanma, hep anlatırız pahasına. Onu pahasına. Ama hep şunu söylerdi, İstanbul'da hastanedeyken bunu hiç unutmuyorum. Bir anım oldu, öyle ufak bir şey. Birçok yerde bunu hiçbir yerde de yani söylemedim. Ya biliyor musun dedi, yani ben ölüp gideceğim ama dedi. Aklım hep dedi oradaki insanlarda kalacak ama ben eminim ki sizler en iyisini yapacaksınız. Ay, bir çok ufak bir şeyden hiç söylemedim hiçbir yerde. İlk ama çok dokunaklı gerçekten. Çok dokunaklı. Ben de dedim ki ya Veysel daha çok yapacak işimiz var. Maalesef kanser nedeniyle kaybettik. Ama şu anda bütün arkadaşlarımız, bütün Türkiye'deki bütün arkadaşlarımız emin olun canları pahasına. Ben işte bilmez İzmir miyim? Örneği. Yani işte Murat Boz var Ankara'da benim de çok yakın tanıdığım. Yani ateş gibisiniz hepiniz. Nasıl bir şey bu? Seçiliyor mu diyorum. Murat'a da soruyorum diyorum. Seçiyorlar mı sizi? Bir de nasıl eğitiyorlar sizi bunun diyorum. Bunun sırrı mesela, ne biliyor musunuz? Nedir sırrı? Bunun sırrı sadece can kurtarmaya gönül vermiştik. Evet. Kendimiz adamıştık. Başka hiçbir şey değil. Birçok yerde siz kahramansınız. Sizler şöylesiniz, sizler... Hayır, bizler sıradan insanlarız. Sadece bunun eğitimini alarak, eğitimin önemini bilerek... Evet. Arama kurtarma çünkü çok ciddi bir iştir. Yani, evet, kesinlikle. Yoksa kesinlikle. Bir deprem bilgisiz bölgesine... Bilgisiz bir şey yapılacak bir şey deprem turisti olarak giderseniz, öyle bir tabir var. Deprem turisti. Evet, yani deprem turisti olarak gitmek çok başka bir şeydir. Hı-hı. Arama kurtarmaya gitmek çok başka bir şeydir ve bunu bilinçli yapmak. Evet. Çünkü orada can var. Evet. Öncelikle kendi canınızı tehlikeye atarak gidiyorsunuz. O tehlikeleri, orada karşılaşacaklarımızı bilerek müdahaleye başlıyorsunuz ve oradaki insanların hayatlarını kurtarmak tek amacınız. Bu bir tek deprem için değil. 2009 Tabii. yılında İstanbul'u sel bastı. Basın Ekspres yolunu hatırlarsınız. Evet, evet. Aklımızın ucundan geçmeyecek değil bir şekilde mi? Sular altında kaldı. İstanbul'da 31 kişi hayatını kaybetti. Yani. O sel baskınından dolayı. Selde, depremde, yangında biz ve diğer bütün doğal afetlerde ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Hmm. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz ve eğitimlerimiz hiçbir zaman bitmiyor. Biz hep eğitim. Şimdi tam da bunun üzerine çok da güzel bir eğitimlerini anlatan görsel videomuz var sevgili seyirciler. Bunları niye paylaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer aklınızda böyle bir iş yapmak varsa, bu bir iş, gerçekten sorumluluk gerektiren bir iş. Eğer siz de böyle kahramanlar gibi ağırlanmak istiyorsanız her yerde, hadi biraz da motive edelim gençlerimizi. Lütfen AKOT'a kaydolun, gönüllü olun ve çalışmalarda tabii ki sürekli kalıp bu aşamalara gelin diyelim. Hadi şimdi görüntülerimize şöyle bir kulak kabartalım. Thank you.
Sevgili seyirciler, eğer ekranlarınızın başına henüz geçtiyseniz Ali Rıza Şahin, Akut'ta Kaynak Yaratma Birimi ve Proje Üst Kurulu üyesi Ali Rıza Şahin'le depremi konuşuyoruz. Bakmayın böyle güldüğümüze. Ne yapalım? Bizler diyoruz ki bu en son İzmir depreminin üzerinden 58 gün geçti. Yani sadece 58 gün sevgili seyirciler ve her şey unutuldu. Medyada birçok yerde depremle ilgili bir habere rastlayamıyorsunuz. İşte biz dedik ki unutmayalım, unutturmayalım. Şimdi bu izlediğiniz görüntüler de Akut gönüllülerinin eğitim görüntüleriydi. Şimdi arkadaşlarımız yeniden verecekler. Siz anlatacaksınız nerede, evet, ne zaman olmuştu bu eğitim, evet, ve hangi sıklıkta tekrarlanıyor? Şimdi bu 2018 yılında İnsarak Birleşmiş Milletler Danışma Kurulu, hı hı, adı altında olan bir sınavımız da aslında bizim bu. Uluslararası operasyonlara katılabilmenin yollarından bir tanesiydi. Biz, evet, Akut olarak Türkiye'de ilk kez biz sivil toplum örgütü olarak biz aldık bu 2011 yılında. Hı hı. Dünyada da 7. olarak biz aldık gene bu İnsarak'tan akreditasyonu. Bu 2018 yılında Bulgaristan'da olan Montana kentinde olan bir sınavımızdı. Ve biz ekip olarak yaklaşık olarak 70 kişilik bir ekibimizle, hı, İstanbul'dan Montana kentine bir deprem olmuş, haber alınmış ve operasyona çıkılıyor şekliyle İstanbul'da başlayan sınav Montana kentinde sonuçlandı. Çok ve güzel. 2018 yılında da tekrar akreditasyon olarak medium ekip olarak görevimizi tamamladık ve bu hakkı kazandık tekrar ve devam ediyoruz. Peki mesela bu tür organizasyonlara da bir ücret ödüyor mu Akut? Bir ücret karşılığı mı oluyor? Nasıl işliyor burada sistem? Şimdi organizasyonlar tabii ki dünyada bu organizasyonlarda ücretler ödeniyor. Hı hı. Ama bunları bir şekilde sponsorluklarla, bize olan desteklerle toler etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Ama şu gördüğünüz Birleşmiş Milletler'in sınavına katılmak ve bunun hazırlıkları, evet, çok büyük paralar. Gerçekten ve bunları da yapmak ve karşılamak zorundayız. Çünkü ekipman olarak, teçhizat olarak tam ve eksiksiz olmak zorundasınız. Zaten bir deprem olarak düşündüğünüz zaman arama kurtarma ekibi olarak bu ekipmanlarınız yoksa aslında sizin yapacağınız pek bir şey kalmıyor. Evet, az önce siz bahsettiniz ya, kalktık gittik veya en yakın bölgeden İzmir'e gidiliyor. Orada sadece insan gücünden bahsetmiyoruz. Ekipmanlarınız çok çok önemli. Onlar zaten ciddi teknik malzemeler. Tabii. Artı köpekler var örneğin, onların eğitilmesi, o da ciddi masrafları, bir iş değil masrafları, mi? Masrafları tabii ki. Masrafları. Yani masraf olarak baktığınız zaman, hı-hı, ya hakikaten Akut'un bu şekilde çok ciddi desteğe ihtiyacı oluyor. Çünkü şöyle, özellikle dövizin artması ve bu kullandığımız cihazların neredeyse tamamının yurt dışından gelmesi. Maalesef. Ya baktığınız zaman bir sterlin Türk lirasının 10 katı, ya, bir euro 9 katı, bir arama, search cam dediğimiz arama kamerası yaklaşık olarak 30 bin euro. Bir, hı, kameradan bahsediyorum. Ya. 30 bin euro 300 bin lira. Sadece bir kamera. Ve Türkiye'de 27 tane ekibimiz var. İstanbul olarak düşünmemek lazım. Olası bir İstanbul depreminde bizler afetzede olacağız. Hı hı. İstanbul dışından gelecek ekiplerin de teçhizata ve ekipmana lazım, tabii, ihtiyacı tabii, olacak. Tabii. Dolayısıyla bizim bir tane üründen 27 taneye aslında ihtiyacımız oluyor ki, hı hı, bütün bölgelerimizde tabii, tam teşekküllü, tabii, olabilelim. Bu sadece bir örnek. Bunun jeneratöründen tutun kırıcı, kesici, delici, dinleme cihazları, kişisel ekipmanlar, koruyucu ekipmanlarımıza baktığınız zaman bunlar çok ciddi maliyetler. Elimizden geldiği kadar kendi kişisel ekipmanlarımızı kendimiz karşılamaya çalışıyoruz ama bir de bunlar sarf malzemeler. İzmir depreminde gittiğiniz zaman arkadaşlarımız ikişer, üçer pantolonları enkazda bırakmak zorunda kalıyor. Örnek olarak söylüyorum bunu. Tabii tabii, en basitinden. Yıpranmasından, evet, yırtılmasından, oradaki kontamine olmasından, zararlı maddelerle, sağlığa zararlı maddelerle. Dolayısıyla bunların hepsi çok ciddi maliyetler. Bir tek biz değil. Bütün arama kurtarma ekipleri, hı, için geçerli bunlar. Akut en eskileri mi içlerinde? Biz 1996 evet, yılında kurulduk. Bu sene 2021 yılında da 25. yılımızı, hı hı, kutlayacağız. 25 yıldır ayakta olan bir dernek Akut. Evet, bunlar, evet, hepimiz gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz. Evet, sivil toplum örgütü arama kurtarma anlamında Türkiye'deki ilk ekip. Akut, yani arama bizim çocukluğumuz ya da gençliğimiz diyeyim sizinle geçti. Yani biz arama kurtarma dendi mi Akut'u biliriz. Akut'un açılımını bilmeden Akut'u biliyorduk Akut daha. Akut bir tıp terimi. Bunu herkes, evet, evet, bu yeri, evet, gelmişken hemen bunu söyleyelim. Buyurun, Akut'u tabii, paylaşın, hani lütfen, arama kurtarma gibi düşünülüyor. Evet, fakat evet, bir tıp terimi, beklenmedik şekilde ortaya çıkan anlamı. Hani Akut apansit. Ha, Akut, evet, yani hızla gelişen, evet, aniden hızla gelişen. Gelişen, evet. Zamanında kurucularımız Doktor Feridun, evet, abi buradan tekrar selamlarımıza gönderelim. İsmini bir daha. Feridun Çelikmen, evet, kurucularımızdan biri. Evet, evet. Doktor Feridun Çelikmen. Evet. Akut'a çok değerli katkılar olmuştur. Bütün kurucular ve bütün gönüllülerimizin olduğu gibi hiçbirinin ayrımı yapmaksızın. Akut bir tıp terimi.
Ve biz hızlı şekilde müdahale edebilmek adına bu kelimeyle yola çıkarak Türkiye'nin ilk sivil toplum örgütü arama kurtarma alanında ve daha sonra bunların sayıları tabii hızla ve çok hızlı bir şekilde arttı. Hı hı. Ama hep şunu söylüyoruz, eğer eğitiminiz yoksa, konuyu iyi bilmiyorsanız, hangi branş olursa olsun, hangi meslek olursa olsun hiç fark etmiyor. Ama bu insan hayatı. Bu yani insan hayatı ve kendi hayatınız. Sizin elinizde insan hayatı ve kendi hayatınız. Çok katılıyorum. Tehlikeye atarak bir enkaza müdahale ettiğiniz zaman kurtaran durumundan kurtarılan durumuna düşersiniz. Ve bu oradaki kurtarma çalışmalarına çok ciddi zarar verir. Ve herkese zarar verir. Gerçi AFAD şu anda Türkiye'de bir akreditasyon sistemi başlatarak akredite olan ekiplerin operasyonlara katılabilmesi adına çok değerli bir adım atıldı. Bu çok önemli bir adım. Biraz önce bahsettiğim deprem turisti kelimesi, ben 2005 yılında Pakistan depremine gittiğimiz zaman orada gördük. Öyle ekipler gelmişlerdi ki hiçbir kurtarma malzemesi yok. Farklı ülkelerden bahsediyorum. Hiçbir kurtarma malzemesi yok. Bize gelip yemek var mı, fazla suyunuz var mı gibi verdik tabii ki, paylaştık orada. Tabii ki paylaşacağız ama bu ekibin daha kendi yemeği, suyu yoksa hangi kurtarma malzemesiyle neyi kurtaracak diye düşünürken sonra dünyada bu trend, Türkiye'de de maalesef bunlar var. Evet, hepimiz iyi niyetliyiz. İyi niyetle yola çıkıyoruz. İnsan can kurtarmak adına ama burada tam donanımınızın olması ve eğitiminizin tam olması gerekiyor. O buna kadar önemli bir şey söylediniz ki yani kurtarmak için gidip kurtarılan durumuna düşmemek çünkü lazım. Çünkü onları da kurtarmak için yine oraya enkaz altında kalanların dışında bir de onlara enerji ve zaman ayırmak çok ciddi bir sıkıntıdır. Enkaz altında kalanlar zamanla yarıştığımız o süreçte bunun olmaması gerekir. Evet, yüzden... şimdi Ali Rıza Bey, aslında benim Ali Rıza Bey'e ulaşmamın bir nedeni de 25. yıl dolayısıyla aslında medyada çok dönüyor şu anda. Takip edenler biliyordur. Ünlüler inanılmaz destek oldular AKUT'a. İyi ki oldular. Çok bir sağ kere. Olsunlar. Gerçekten. Gerçekten müthiş, teşekkür ediyorum. Şimdi bütün girişte de klibini izlettik. Acaba kimler katıldı? Bu oluşum nasıl oldu? Bir canlı yayın gerçekleştirdiniz bu tabii Instagram pandemi üzerinden. Koşullarında. Evet. Bunlardan da bahsedelim lütfen. Evet, ben İzmir depremi döndükten sonra sevgili Emir Ersoy benim arkadaşımdır. Bizim beraber tanıştığımız babası rahmetli Metin Ersoy, Kalipso Kralı. Evet. Türkiye için çok değerli sanatçılardan bir tanesinin oğlu. Emir'le konuşurken bir ricam oldu. Sadece bir ricam. Emir, bize pandemi koşulları nedeniyle bunu bir salonda yapamayacağız. Açık Hava Tiyatrosu'nda veya bir kapalı Cemal Reşit Rey gibi bir salonda bunu yapamayacağız. Yapmamız da doğru değil. Ama 25 yıllık da bir geçmişimiz var. Bir geçmişimiz var. Bir başlangıç yapalım. Bu kutlamalara bir başlangıç yapalım. Herkesin moralinin bu kadar bozuk olduğu bir dönemde hem buna bir katkımız olur. Hem de AKUT'a bir katkımız nasıl olabilir dediğim zaman yani onun heyecanını gerçekten görmeniz lazımdı. Her şeyi biz hallederiz. Sen hiç merak etme dedi. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Ve tahmin bile edemeyeceğimiz kadar olay büyüdü. Klibimizde gördüğünüz çok birbirinden değerli sanatçılarımızın hiçbir karşılık beklemeden, Emir de dahil olmak üzere hepsinin müthiş emekleri oldu. Böyle bir yayını yapabilir miyiz diye yola çıktık. Bizim sosyal medya ekibimiz, basın birimimiz, arkadaşlarımıza danıştı. Nasıl yapabiliriz bunu? Çünkü Instagram yayını biliyorsunuz. Evet. Sizler de yapıyorsunuz Skype'den. Çok gündemde artık. Çok zor. Çünkü bütün hazırlıklarınızı yaparsanız o gün bir internet kesintisi, bir internet kopması... Her şey boşa çıkar. Bir de sizinki tabii şimdi çokluk yani kalabalık bir canlı yayın 25 olduğu tane, için. Yani ünlü, aslında büyük bir iş. Dostumuzu, AKUT dostu arkadaşlarımızı yayına almaya birer birer aldık. Hatta ben isim sayacaktım aslında. Lütfen, ama ben şimdi unuturum elimdeki diye ben... notlarda ama ne olur saymadıklarım varsa kusura bakmasınlar. Örneğin Erdal Erzincan, Emir Ersoy'u zaten söylediniz. Evet. Volkan Öktem, Eylem Pelit, Cenk Erdoğan, Zeynel Tolga, Batu Akdeniz. Yani aslında çok fazla var. Klipten de zaten izleyecek mutlaka değerli görecek, göreceklerdir. Yani ben de isim saymak istemiyorum çünkü unuturuz. Evet. Unuttuğumuzda çok ayıp olur. Çok değerli birbirinden Türkiye'nin çok değerli sanatçıları ve ünlü kişileri. Seve seve ne isterseniz, ne zaman isterseniz yeter ki elimizden bir şey gelsin diyerek yaklaştıkları için tekrar tekrar kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bütün amacımız bir farkındalık yaratarak AKUT'a bir destek sağlayabilmek ve bu aldığımız desteği de yine operasyonlarda kullanmak istiyoruz. Başka bir beklentimiz. Yine bizim için. Yani yine halkımız için. Biz bağış diyoruz ya sevgili seyirciler. O bağışlar zaten bize dönecek. Önünde sonunda dönecek. Evet. O yüzden onu bağış değil kendimize yatırım olarak dahi görebiliriz. Hazır olmak adına, hazırlıklı olabilmek adına gücümüz doğrultusunda dediğim gibi. Yani bizim için bu teçhizatlar çok önemli. AKUT güçlü olduğu zaman operasyonlarına daha hızlı ve daha etkin bir şekilde müdahale yapabilecek, gerçekleştirebilecek. O yüzden bütün amacımız bu.
Bir de klip dışında ünlülerin böyle bir takım duyuruları oldu size bağış yapılabilmesi için. Ben zaman zaman denk geldim. Galiba hemen İzmir depreminden sonra mıydı, yanılıyor muyum? Evet, sosyal medyada biz İzmir'deyken bunun haberini aldık ve çok mutlu olduk. Bize büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu, sağ olsunlar. Çünkü o farkındalıkla başlandığı anda sosyal medya günümüzün biliyorsunuz ki en önemli iletişim kaynağı. Sosyal medyada bir ufacık bir çakıl taşını attığınız zaman kocaman bir kaya kütlesi haline geliyor. Ve bu bizim için çok motivasyon kaynağı oldu. Böyle bir destek başlattılar, sağ olsunlar. Biz de elimizden gelen en iyisi, orada gelen yardımlar, gelen bağışları, haberi bize ulaştıkça İstanbul ekibimizden, merkezimizdeki arkadaşlarımızdan müthiş bir bağış kampanyası olduğunu, bize çok büyük bir destek verdiklerini, ki halkımız 25 yıldır bizim ne yaptığımızı görüyor. Yani biz ne için uğraşıyoruz? Bir can kurtarmak adına, gönüllü olarak, hiçbir beklenti olmadan hepimiz bekliyoruz. Yani bunu kişilere hiçbir zaman yaymadık, siyasete hiçbir zaman girmedik. AKUT siyaset üstü bir kurumdur. Evet. Hiçbir şekilde girmeden tek amacımız var. Can kurtarabilmek için gönüllü olarak çalışmak. Biz bunu her yerde söylüyoruz ve hiçbir zaman da bu değişmeyecek. Çünkü temel bizim anayasamız bu. Böyle bir çalışmayla yola çıktık. İzmir'de de böyle haberler geldiği zaman çok mutlu olduk. Ve bu devam da ediyor. Halkımız şunu bilsin, gönderdikleri her kuruş 1 liranın da 1 milyon liranın da hiç fark etmiyor. Göndermiş oldukları yardımlar gerçekten doğru yere gidiyor. Doğru yerde ve can kurtarmak. İster insan ister hayvan. Hiç fark etmeksizin bir can kurtarmak adına. Dün evvelki gün Marmaris ekibimiz, şimdi o kadar çok operasyon, belki şu anda bir ekibimiz de operasyonda, şu anda bilemiyorum. Evet. Marmaris ekibimiz bir keçi kurtardı. Gene dağda çıktığı yerden inemeyen bir koyun. Nasıl Mersin önemli ekibimiz. O keçi bir evi, bir aileyi geçindiriyor çünkü. Anadolu insanı olarak çok iyi bilirsiniz. Yani o hayvan belki o insanın dediğiniz gibi etinden sütünden faydalanacağı, hayatın geçim kaynağı olan o hayvanın kaybetmek. Bazen insanlar soruyorlar ya, bir tane keçi için Antalya Saklıkent'te bizim bir operasyonumuz vardır. Gerçekten o görüntüleri koymamız lazım, göstermeniz lazım. O tehlikeye nasıl kendinizi atabiliyorsunuz diyor. Ama o keçi, o insanın hayatı o kadar önemli. Oradaki köylü için çok önemli. Ya da işte bir inek, kuyuya düşmüş bir inek. Orada bir can var. Onu biz arkamız dönemeyiz. Yani onu ne şekilde olursa olsun oradan çıkartmamız gerekiyor. Tüm bunlar için de 29.30'a bağış yapmak bizim yeterli SMS, değil mi? SMS kampanyamızda 29.30'a 10 TL, sadece 10 Türk lirası karşılığında bir SMS gönderiyorsunuz. Ve bunlar bizim için çok önemli, çünkü biriktiği zaman gerçekten bize çok büyük katkısı, dolayısıyla can kurtarmaya katkıda bulunmuş oluyor vatandaşlarımız. Bence çok küçük bir meblağ zaten. Sigara parasıyla karşılaştırdığınız zaman 10 lira. Evet, yani hakikaten çok komik bir rakam. Ama tabii herkesin bütçesine göredir. Kimine göre 10 lira büyük paradır. Ama yapabiliyorlarsa, dediğim gibi SMS kampanyamız var. Bütün operatörlerden o SMS'i gönderebiliyorsunuz. Yani bunun için bir yerde deprem olmasını beklemeyelim sevgili seyirciler. Şimdi arkadaşlarım uyarıyor son 5 dakika diye, ama ben aslında hazır sizi bulmuşken, biz İstanbul'da yaşayanlar olarak hazırlıklı mıyız değil miyiz? AKUT'un bu konudaki önerilerine birazcık kulak kabartmak istiyorum. Uyuldu mu? Ne kadar uyuldu? Ne aşamadayız İstanbul'da? Evet. Bunu da öğrenmek isterim doğrusu. 2000 yılından beri yaklaşık olarak biz seminer, deprem seminerlerimizi, hatta öncesi de var ama yani yoğunluklu olarak 2000 yılından itibaren deprem seminerleriyle vatandaşlarımıza, öğrencilere, okullarda çocuklara, çok önemli yaş grupları ulaşarak deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri artık öğrenin ve uygulayın diyoruz ve hala da demeye devam ediyoruz. Aslında çok doğru bir yerden girmişsiniz olaya. Çünkü çocuklar artık çok inatçı ve dediğim dedikler. Eğer onun ikna ederseniz çocukları, bunlar yapılırsa can kurtulur diye. Onlar ailelerine zaten yaptırır onu. Eşyalarınızı sabitlediniz mi diye soruyoruz çocuklara okullarda. Tabii ki birçoğundan sabitlenmemiş oluyor. Ve emin olun, o çocuğu saatli bomba olarak evlerine gönderiyoruz. Tabii tabii. Onlar anne ve babasına zorla benim yatak odamdaki gardırobumu, dolabımı mutlaka duvara sabitle. 5-10 liralık bir masrafla 3 tane vida, 4 tane vida, 1 tane L şeklinde. Çok basit. Ama yapmadığınız takdirde ne olacağını söyleyeyim. Binanız yıkılmıyor sarsıntıda. O dolap çocuğunuzun üzerine, en değerli varlığınız olan çocuğunuzun üzerine devriliyor. Belki de yaralanmasına sebep oluyor. Daha ileriye gitmeyelim. Yaralanmasına sebep olacak. Bunları yapalım. Eşyalarımızı sabitleyelim. Sabit olmayan eşyalarımızı sabitleyelim. İlk yardımı öğrenelim. Evlerimizde, arabamızda olması gereken ilk yardım çantasını mutlaka bulunduralım. Acil durum çantasını ister AKUT'tan alın, ister kendiniz oluşturun.
Ama mutlaka... Belki kaçıranlar vardır. Akut'un da e-mağazasından alabilirsiniz. Alabilirler. Hazır haliyle. İlk yardım çantalarımız da var. Acil durum çantalarımız da var. Hı. Bunları alarak hem kendilerine faydalı oluyor hem de bize faydalı olarak dolayısıyla yine deprem sırasında kurtarma çalışmalarımıza destek oluyorlar. Ama bu tedbirleri mutlaka alalım. Bu tedbirleri alalım ki sonra keşke bunları yapsaydık da hayatlarımız kurtulsaydı diye bir üzüntü içine girmeyelim. Çok basit tedbirler vardı. Çok, deprem çok sırasında ne yapmanız gerekiyor? Hı. Sert bir cismin yanına, burada oturduğum koltuğun yanına yat, korun ve tutun. Çok basit. Hedef küçültmek. Bu kadar. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Bunu yaptığınız takdirde gerçekten birçok şeyden kurtulmuş oluyorsunuz. Yani bu hayat üçgeni dediğimiz şeyi mi oluşturuyoruz? Üçgen, var mı öyle bir şey? Üçgen, dörtgen. Bir sürü şey çıktı fakat burada... Adının önemi yok. Adının önemi yok. Anladım. Üçgen demiyoruz buna. Sadece şunu söylüyoruz. Hı. Sert cisimlerin yanına bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi yere yakın koltuklar, bunların yanına yat, korun ve tutun. Tutunabildiğin kadar. Ve depremin sarsıntısının geçmesini bekle. Ondan sonra da güvenli bir şekilde binandan dışarı çıkarken de gaz, elektrik ve suyunu kapat. Şimdi şöyle bir şey var, yani ben de yaşadığım için neden bilmiyorum. İnsanda direkt bir kaçma refleksi oluyor Ali Rıza Bey. Bilmiyorum izleyenlerimiz de katılacak mı bana? Buna nasıl engel olacağız? Eğitimsiziz ondan mı? Evet. Nasıl bir şey bunu öğrenmek? Kaçarak, atlayarak yani, hiçbir şeyden kurtulamazsınız. Evet. Çünkü deprem... Ağustos depremini de yaşadınız. Bilmiyorum İstanbul'da mıydınız o zaman ama. Yok, o dönemde değildim. Yerinizde o deprem gecenin saat 3'ünde yatağınızdan yatak haliyle çıkıp da kaçmanız mümkün değil. Uyku sersemliğiyle. Gündüz olan depremden bahsedelim. Deprem oluyor mu, olacak mı? Galiba oluyoru anlayana kadar zaten her şey olup bitiyor. Evet. Dolayısıyla bir yerden kaçmak, atlamak. Evet, çıkışa çok yakınsınızdır. Dışarıya çok yakınsınızdır. Düz ayaksınızdır belki o anda. Ama size şunu soracağım. Şu anda bulunduğumuz konum, stüdyodan dışarı çıktığınız zamanı düşünsenize, etrafınız binalarla mümkün çevrili. Mümkün değil, zaten bizim yukarı iki kat çıkmamız lazım çıkışa gitmek için. Gidebilmek için. Bunu bir tek sizin için değil, bu İstanbul için genel bir problem. Tabii. Türkiye için genel bir problem. O yüzden bulunduğunuz yerde kalın ve depremin geçmesini bekleyin. Anlaşıldı. Ama sağlıklı koşulda ve yapılması gereken şekilde. Camdan atlamak, pencereden atlamak, balkona çıkmak, merdivene çıkmak. Son derece tehlikeli. Şimdi ben yönetmenimin affına sığınarak bir soru daha soracağım. Çünkü bunu konuşmuştuk ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben sizinle bir ön görüşme yaptığımda demiştiniz ki hiç düşündünüz mü Şebnem Hanım? Bu depremde bütün ailesini kaybeden, her şeyini kaybeden, yani dönecek bir evi olmayan ya da tam tersi çocuğunu kaybeden o insanlara ne oluyor? Hiç düşündünüz mü demiştiniz? Şimdi bunun devamını siz getirin izleyenlerimiz için. Evet, benim o soruyu sormak yıllardır hep aklımızdadır. Yani evet, biz arama kurtarma olarak oraya gidiyoruz, görevimizi yapıyoruz, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bize hep soruyorlar, ya hiç etkilenmiyor musunuz? Ölenler oluyor, yakınlarını kaybedenler. Bir insan olarak etkilenmemek mümkün değil. Tabii. Bizlerin de çocuğu var, eşi var, dostu var, ailesi var, hepimizin var. Ama oradaki o insanlar, biz 4 gün sonra, 5 gün sonra geri çekiliyoruz. Bir evi vardı ve gitti. Yok oldu. Bir, sadece size de bahsettiğim gibi... Bir tişört ve bir pantolonla depreme yakalanmış, dışarıda belki işindeydi, geldi. Sadece bütün yıllar içinde yapmış olduğu bütün birikimleri, kazanımları ailesiyle beraber kaybolan insanlar var. İşte bu duruma düşmemek için, ha tabii ki bazı şeyler var ki elde değil. Yani o olacak ve engel olamayacaksınız. Ama deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri çok iyi bilirsek o durumlara belki de gelmeyeceğiz. Yakınlarımızı koruyabileceğiz. O binaların çürük olduğunu bile bile imkansızlıkları bir kenara koyuyorum. Ona bir şey diyemiyorum. Çünkü herkesin maddi imkanları bir olmayabiliyor. Biliyorsanız ve buradan o binayı terk etme gücünüz ve kabiliyetiniz varsa o binalarda oturmayın. Ve o binalardan gidin ki deprem mümkün olduğu kadar en az şekliyle bize zarar versin. Rahmetli Işık Ara hocamızın dediği gibi bizleri öldüren deprem değil, bizleri öldüren binalar, çürük binalar, mühendislik kurallarına uygun yapılmayan binalar. Göz göre göre de çürük olduğunu bildiğiniz halde o binalarda oturmayın. Beni o şey çok etkilemişti zaten. Bir İzmir'de bir vatandaşımız demişti. Biz bu depremden işte bir ay önce mi bir açıklama yaptı. Yönetim toplantısı yaptık. Dedik ki bu binalar çürük, bir şey yapalım, tespit yaptıralım ama kimse elini cebine atmadığı için bugün bina yerle bir oldu. Gerçekten o çok etkiledi beni. O yüzden de sevgili seyirciler, bu burada amaç sizleri üzmek değil ama bazı gerçeklerin farkına varmamızı hep birlikte sağlamak tedbir ve tedbir almamız.
programımız. 29.30'u unutmuyorsunuz. Sayın Ali Rıza Şahin, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Akut adına, sağ tüm gönüllü arkadaşlarımız adına. Bize verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum efendim. Ali Rıza Şahin, Akut Kaynak Yaratma Birimi ve Proje Üst Kurulu üyesi, bize süremiz el verdiğince anlatmaya çalıştı depremin her an kapımızda olduğunu ve almamız gereken tedbirleri. Kısa bir aranın ardından programımız devam ediyor. Sevgili seyirciler, tüm dünyanın küresel salgınla mücadele ettiği bu dönemde hiçbir ülkede sanatsal faaliyetler yürütülemezken 2019'da kurulan Çağdaş İstanbul Vakfı'nın ilk etkinliği olan The Istanbul Lights devam ediyor. Tüm dünyanın ağır bir sorunla yüzleştiği bu dönemde dünyadaki birçok fuar ve kültürel etkinlik ertelenirken Contemporary İstanbul 19 Aralık 6 Ocak tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşiyor. Eylül 2019'da kurulan Çağdaş İstanbul Vakfı'nın ilk etkinliği olan İstanbul The Lights, İstanbul'daki ilk dijital sanat etkinliği, tüm dünyaya İstanbul'dan umut dolu pozitif mesajlar vermeyi hedefleyen İstanbul The Lights'ı küratörleri Esra Özkan ve Ayça Okay, Şebnem Yiğit'le hafta sonunda anlatıyor. Sevgili Ayça Okay, küratör, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim ama size geçmiş olsun diyeyim. Öncelikle Esra ile birlikte katılacaktınız. Burada stüdyoda ağırlayacaktım. Ama her ikiniz evet. de bu yoğun çalışma temposundan rahatsızlandınız. Çok şükür Covid değil ama üşüttünüz, ben biliyorum. Çok soğudu İstanbul'da hava, değil mi? Evet. Evet. Bizim kurulumlarımız da kamusal alanda gerçekleştirdiğimiz için İstanbul The Lights'ı hep dışarıdaydı. Geceleri yaptık ve çok soğuktu. İkimiz de nasibimizi almış olduk bu durumda. Hatta şimdi izleyenler merak da ediyordur. Buna da bir açıklama getirelim, açıklık getirelim. Normalde stüdyoya konuk almamız cumartesi, pazar günleri aslında sokağa çıkma yasağı nedeniyle pek de olası değil. Ama biz bunu özel izinlerle gerçekleştiriyoruz. Sizin böyle bir izne dahi ihtiyacınız yoktu. Bana öyle söylemiştiniz. Çünkü siz hep sokaktasınız. İşte sonunda hasta oldunuz. Evet. Gördünüz mü? Evet, gerçekten de öyle oldu. Doğru ama siz bize çok güzel bir İstanbul kazandırdınız, güzelleştirdiniz İstanbul'u. Şimdi izleyenlerimiz için anlatır mısınız? İstanbul The Lights projesi nedir, nasıl ortaya çıktı, amacı nedir, kimler çalışıyor? Şöyle bir hiç bilmeyenler öğrensin, başka ildekiler de dahil. Tabii ki memnuniyetle. Ayça Okay ben. Çağdaş İstanbul Vakfı Kültür Sanat Programları Direktörüyüm. Aynı zamanda da İstanbul The Lights Projesi'nin küratörüyüm. Eş küratörüyüm daha doğrusu. İstanbul The Lights Projesi tıpkı dünyada örnekleri bulunan diğer ışık festivallerine biraz benzerlik gösteriyor aslında ama biraz daha fazlası diyebiliriz. Çünkü bizler şehirdeki tüm ekranları ve tüm mevcuttaki kamusal alanların bize bir şekilde tahsis edilmesiyle bu alanları değerlendirerek bu etkinliği gerçekleştirdik. 7 Aralık tarihinde başladı ve 3 Ocak tarihinde de sona erecek bir sanat etkinliği ve dış mekanda gerçekleşecek. Peki sevgili Ayça, dış mekanda bu ışık hareketlerini biraz anlatır mısın? Oradaki vermek istediğiniz duygu ne? Çünkü orada aslında bu küresel salgında düşen motivasyonumuz, bozulan morallerimizi böyle bir olumlu katkı sağlama amacı var çünkü biliyorum. Altında yatan neden bu. Belki bu sanat yönünü bir parça psikolojiyle birleştirip bize aktarabilirsin. Tabii ki Çağdaş İstanbul Vakfı olarak bizim birinci önceliklerimizin arasında yurt dışındaki sanat etkinliklerini buraya getirmek ve bir şekilde İstanbullularla buluşturmak görevlerimiz arasındaydı. Bu misyonla ve yine bu şekilde 2020 gibi gri bir yıl içerisinde pozitif bir duygu yaratabilmek, insanların pandeminin getirdiği bu bunalımdan bir nebze çıkabilmeleri ve bunu da sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri ve sanatla iyileşebilmeleri adına İstanbul The Lights Projesi'nin fikri ortaya atılmış oldu. Çok kısa bir sürede gerçekten organize olduk. 54 sanatçımız var ve 59 farklı lokasyon içerisinde sergileniyor 54 sanatçımızın eserleri. Dediğim gibi bu pozitif duygu ve bir şekilde İstanbulluları sanatla buluşturmak, aynı zamanda bunu yaparken sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde ve onların günlük rutinine adapte olabilecek bir
sanat projesi yapma güdüsüyle yola çıkmıştık. Ve bunun alt metninde de elbette farklı kavramsal temalar çok fazla var. Yani şunu kısaca söylemek istiyorum. Evet, kullanılan materyal bir şekilde ışık ya da araç olarak teknolojiden faydalanılan bir sanat türü var. Ancak alt metinde yine aynı şekilde farklı farklı verilmek istenen mesajlar var. Örnek Maçka Parkı'nda kadına şiddet temalı bazı eserler yer alıyor. Buradaki sanatçılarımız, buradaki 5 sanatçımız kadına şiddete eleştirel bir bakış açısıyla yapmış olduğu eserleri yerleştirmiş oldular Maçka Parkı'na. Ya da buna benzer pek çok farklı iş var diyebilirim kısacası. Yani aslında o gördüğümüz görsel şölen bazı toplumsal yaralara da değiniyor. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle doğru. Yani bu her zaman için elbette bizim gözümüze ilk bakışta görünen şey ışık ya da işte dijital bir animasyon ve çok keyifli olabilir ama altı kesinlikle çok dolu olan işler var ve hani bize bu dönemde yaşadığımız tüm bu bunalımlı dönem içerisinde bazı şeyleri gözümüzü tekrar çevirip dikkatimizi vermemiz gerektiğini de bir şekilde vurguluyor ve bunu yaparken de tabii ki de tamamen açık havada tüm İstanbulluların her gün geçtikleri metro rotasında, işten eve dönerken gördükleri şehir ekranında bir şekilde sanatla iç içe olmalarını sağlıyor diyebilirim kısacası. Harikasınız, çünkü aslında çok da akla hayale gelmedik bir sanat dalını icra edilmesine aracı oldunuz. Yani küresel salgını yaşıyoruz, kapalı ortamlarda galerileri gezemiyoruz. Hı hı. Yani o kadar dahiyane bir düşünce ki, bir kere siz gençleri kutluyorum bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sağ olun. Bir yandan da fuar devam ediyor değil mi? Bundan da bahsedelim, hı hı, mi izleyenlerimize? Tabii ya, bizlerin ilk istediği Aralık'ta İstanbul'da pek çok farklı etkinlik yapabilmekti sanat anlamında. Yani Aralık ayında bir şekilde hem Contemporary İstanbul Fuarımız fiziksel olarak gerçekleşecekti, hem İstanbul'da Light olacaktı ki zaten oldu ama pek çok farklı etkinlik olacaktı. Ancak Ekim, Kasım gibi bizler baktık ki gerçekten gidişat iyi değil. Aslında hiç bir zaman iyi değildi ama bir şekilde bizler yazın bunu unuttuk ya da biraz daha böyle ipin ucunu kaçırdık diyebilirim. Dolayısıyla o durumun yarattığı negatif etkiyi de Kasım sonu gibi çok yakından hissetmeye başladık. Ve bu sebeple de yeterli verim fizikselde alınamayacağını düşündüğümüzden dolayı ve aynı zamanda yurt dışındaki galeriler, koleksiyonerlerin ziyaretiyle alakalı olarak da yine tehlike yaratmamak için fuarımızı ertelemiş olduk. Ancak şu şekilde erteledik. Elbette ki tamamen iptali asla söz konusu değildi. Güzel bahar aylarında tekrardan fizikselde gerçekleştirebilmek üzere Nisan gibi fizikseli planlıyoruz yapmayı. Bu sırada da tabii ki Contemporary İstanbul Virtual, yani online platformda fuarımızı gezilebilir hale getirdik. Gerçekten altyapısı 6-7 aylık yurt dışı menşeli yine bir yazılım çözüm ortağımızla beraber geliştirdiğimiz bir fuar platformu ortaya çıkarttık. Ve son derece başarılı. Dün itibariyle o da VIP preview'a açılmış oldu. Tüm koleksiyonerler ve bir şekilde sanat izleyicisi de 2 gün sonra gezmeye başlayabilecekler. Dolayısıyla biz yine çok hazırlıklıydık bu konuda. Ne olursa olsun sanatla tüm herkesi buluşturmak üzere hem B planımızı yapmıştık hem de hatta C planımızı bile yapmıştık İstanbul'da Light'la beraber. B ve C'yi yürürlüğe koyduğumuzu ve gayet de güzel geri dönüşler aldığımızı görüyorum. Sizde planlar bitmez. Bu arada biz şu anda çekimdeyiz. Dolayısıyla yayın tarihimiz bir hafta sonra olduğu için aslında o zamana dek başlamış olacak bahsettiğim bütün bu. Onu da lütfen izleyenleri uyaralım ki. Çünkü şöyle de bir şey var. Sevgili Ali Güreli bir toplantıda şöyle dedi Ayça. 2021 yılı sanat hediye etme yılı olsun. O yüzden önemsiyorum. Yoksa uyarmazdım sizi. Eğer böyle sanat hediye etmek isteyenler varsa çevresinde ne yapacaklar? Çünkü bildiğim kadarıyla bu yazılım sayesinde sanki içindeymiş gibi galerinin, fotoğrafın ya da sanat eserinin sağını, solunu, her şeyini görebilecek bir yazılım derlendi, toparlandı ve sunuldu izleyenlerine. O yüzden çok önemli. Bunu bir kez daha dillendirelim ki 2021 yılı sanat hediye etme yılı olsun. Gerçekten de Ali Güreli'nin dediği gibi.
Kesinlikle çok güzel bir mesaj vermiş. Zaten tüm kurguyu da bunun üzerine yapmıştık. Fuarı da az önce bahsettiğiniz gibi şöyle anlatabilirim. Bir oyunun grafiği içerisinde gibi gerçekten sağa sola dönebiliyorsunuz. Gittiğiniz galerileri, ziyaret ettiğiniz kişileri, buluşma noktalarında buluşup konuşabiliyorsunuz. Yani fizikselde yapabileceğiniz gerçekte hemen hemen her türlü interaktif işlemi fuarın online versiyonunda da gerçekleştirebiliyorsunuz ve bu örneklerine, dünyada yapılan örneklerine nazaran çok daha ileri bir noktada ve çok çok daha başarılı diyebilirim. Dediğim gibi çok da güzel geri dönüşler alıyoruz. Umarım tabii ki sanat hediye etme anlamında ve ekonomik olarak da tüm paydaşlarına geri dönüşü aynı şekilde olur ki sanat endüstrisi de bir şekilde kendi yaralarını sarabilir 2020 içerisinde yaşadığı negatifliklerden diyelim. Yürekten katılıyorum. Bu noktada da zaten Çağdaş İstanbul Vakfı'nı kutluyorum. Çok önemli bir işi. Hatta hep anons ettiğimiz gibi, tanıtımlarınıza da belirttiğimiz gibi dünyada birçok ülkedeki sanatseverlerin kalkışamadığı bir işe kalkıştınız. Çok yoruldunuz, hastalandınız. Yeniden Esra Özkan'a da geçmiş olsun diyoruz. Ama başardınız. Son bir sorum olacak sevgili tabii Ayça. Ki. O da şu, benim takip ettiğim kadarıyla artık sanatta başka birçok alanlarda olduğu gibi dijital platformlara girmeye başladı. Sence bu nereye doğru gidiyor ve nasıl anlatabilirim bunu? Yani sanatın gelişimini engelleyecek bir süreç olur mu, yoksa sizin gibi yılmazların elinde bu bir katkı sağlamaya devam edecek mi sanata ve sanatçıya? Şöyle, tabii ki yani gerçekliğimiz değişti artık. Bildiğimiz her şey değişti ve bizler bir şekilde bu dijitalliğe adapte olmak durumundayız. Bazı şeyler bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Bazıları ise geçmişe olan özlemimizi ya da geçmişteki alışkanlıklarımızı özleyerek bir şekilde onlara ne kadar bağlı olduğumuzu ya da ihtiyacımız olduğunu bizlere hatırlatıyor. Sanat anlamında şunu söyleyebilirim. Aslında pandemi nedeniyle dijitalleşme, sanatla dijitalleşme çok 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 konuşulmuş konular ama bu oluşturulan dijital platformlara olan ihtiyaç ve bu anlamda bir standart oluşturulması bizim endüstrimizde çok gerekliydi aslında. Çünkü bir şeyi iyi yapıyorsanız zaten o platform ya da o dijital alan bir şekilde kullanılıyor. Aynı şekilde Contemporary İstanbul'un virtual versiyonunu da biz sadece pandemi için tasarlamadık ve pandemiden dolayı bu işlemi yapmıyoruz. İlerleyen dönemde içerisinde sadece heykel disiplininden, sadece resim disiplininden ya da sadece dijital sanatla ilgili daha böyle mikro, daha mercek altına alınmış sergiler yapılmasını ve bu alanda da bu yazılımın tekrar geliştirilmesini, aynı şekilde sanatın bu şekilde dijitale adapte olabilmesini, bu koleksiyonerlerin bu alana adaptasyonunu gibi gibi pek çok şeyi geliştirme ve vakfın ilk dediğim hedeflerine döndüğümüzde yine bu alanda da bir öncülük hedefimiz var. Dolayısıyla evet, dijitalleşme gerekli. Tinsellikten, o bizim beş duyuyla hissetmeyi sevdiğimiz şeyden uzaklaşıyor muyuz? Hayır, uzaklaşmıyoruz. Ama bir şekilde de bunu da yakalamak durumundaydık. Bugün nasıl desem, ben çok küçük bir tıkla gidip de yurt dışındaki bir müzenin ya da çok farklı bir serginin dijital ortamda gezilebilmesine şahit oluyorum. Açıkçası bu da çok güzel, çünkü mesafeler kalkıyor ve bazı şeyler daha erişebilir hale geliyor. Dolayısıyla topyekun reddetmek açıkçası haksızlık olur diye düşünüyorum dijitalleşmeyi. Haklısınız, çok da güzel anlattınız. Sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geldik ama ben yeniden İstanbullulara mesajınız olur diye düşünüyorum. İstanbul'da Lights'la ilgili İstanbullulara nasıl mesajlar aktarmak istersiniz? Şöyle, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada bize bir şekilde ses olmamızı da sağladınız projeyle alakalı. İstanbul Lights çok özel bir proje ve gelecek yıllarda da devamlılığı olacak. İstanbul'un ışıkla sanatın buluştuğu ve her sene yapılması planlanan, gerçekten ilerleyen dönemde herkes, her şey sağlıklı olduğunu, çok fazla turistlerin geleceği, sırf bu yüzden yani şehrimizi ziyaret etmek için seyahat programlarını alacakları bir etkinlik haline gelecek.
sanat etkinliği haline gelecek. Ben öncelikle bizlerle çok hızlı şekilde organize olup taşın altına elini koyan 54 sanatçımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar gerçekten bizler kadar çok çalıştılar. Aynı şekilde yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bizlere verdiği destekten, mecra desteğinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. İstanbullulara da şunu söyleyebilirim. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Özellikle kurulumlarda yanımızdan geçerken "Aa, bu neymiş?" diyenlere anlattığımızda verdikleri tepkilerden çok mutlu oluyoruz. Yine aynı şekilde bazı İstanbul sakinleri eserlerin yanına dilek defterleri koymamızı istiyorlar ki dileklerini bu konuyla ilgili söyleyebilmek için. Bunlar bizi çok mutlu ediyor tabii ki ve bir sonraki sene içinde ne kadar yani iyi bir şey yaptığımız ve daha iyi yapmak için motive olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Küçük şunu hatırlatabilirim. Sosyal medya hesabımız İstanbul Delights. Oradan tüm etkinlikleri takip edebilirler. Tüm eserlerin lokasyonları nerede olduğu mevcut. Gidip ziyaret edebilirler. Sosyal mesafeli şekilde, gönülleri rahat şekilde. Bu kadar söyleyebilirim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ayça Okay, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Üşütmeyin tekrar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek katıldığınız üzere için programımıza. Sevgili seyirciler, gerçekten önemli bir işe imza atıyor bu gençlerimiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla elbette kendilerini kutluyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın sabah saatleriniz onu gösterdiğinde bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın.